Malatya'dan, bugün Malatya'ya gelen, Ankara'dan gelen değerli konuğumuz, İktibas Dergisi editörü, yazar, araştırmacı Sayın Ercüment Özkan. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza Malatya'ya. Teşekkür ederim. Bizim gelir gelmez hemen ayağınızın tozuyla stüdyomuza geldiniz. Canlı yayınımıza katıldınız. Bir yoldan geldik, uçakla geldik. Evet. Ama memnunum ben Malatya'ya her zaman gelmekten ayrıca memnuniyet duydum. Herhalde buradaki insanların duydukları ilgi alanlarının aynı şeyler olması münasebetiyle ilgimiz herhalde karşılıklı oluyor. Evet, teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler, değerli konuğumuzla birazdan röportaja başlayacağız. Yalnız ben yine de hepinizin pek yakından tanıdığı, zaman zaman İstanbul televizyonlarında, canlı yayınlarda Müslümanları temsilen görüş ve fikirlerini açıklayan bu değerli konuğumuzu belki de çoğunuz tanıyorsunuz. Ancak ben yine bu canlı yayınımızla hemen değerli konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Evet, Ercüment Özkan kimdir? 1938 Mucur doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıftan iki dersi kalmıştır. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Arap, Fars Dilleri bölümü 3. sınıftan ayrılmıştır. 1960 yılından beri İslami çalışmalar ile meşgul olmaktadır. 1967 yılında bu çalışmaları sebebiyle Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 yıl ağır hapis, 2 yıl Bingöl'de gözaltı ve 4 yıl kamu hizmetlerinden cezası ile cezalandırılmıştır. 5 cezaevinde hapis cezalarını tamamlamış ve 4 Nisan 1970 tarihinde Gökçeada cezaevinde tahliye olmuştur. Ercüment Özkan'ın bir dizi siyasi ve fikri çalışması 1980 öncesi Müstear isimle yayınlanmıştır. Ocak 81 tarihinden beri de İktibas dergisini yayınlamaya başlamış ve düşüncelerini bu dergide bugüne kadar açıklamaktadır. İktibas dergisi ilk 4 yıl 15 günde 1.32 sayfa olarak, sonraki yıllarda ise 64 sayfa olarak ve aylık yayınlanmaktadır. Halen 176. sayısı yayınlanmıştır. Uzun soluklu İslami dergilerin başında gelmektedir. Özkan, İktibas dergisinde selam ile yorum, kavramlar ve okuyucu mektuplarına verdiği açıklayıcı cevaplarıyla özellikle İslami çevrelerde ve laik kesimlerde dikkatleri üzerine çekmiş ve dikkatle izlenmektedir. 1983 yılının Şubat ayında Isparta siyasi polisince sorgulanmış ve Isparta cezaevinde bir süre hapis yatmıştır. Mehmet Çoban'ın İktibas dergisinin 105. sayısında yayınlanan bir yazısından dolayı Ekim 1985 yılında yine tutuklanmış, siyasi polisçe sorgulanmış ve sonuçta da Şubat 1986'da yazar ile birlikte 6 yıl 3 ay daha ağır hapis ve ömür boyu kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasına çarptırılmıştır. Evet, hayatı hapishanelerde ve sürgünlerle geçmiş bir yazarımız, tam Türkiye has, Türkiye özgü bir yazarın hayatı diyebiliriz. Düşünce ve fikir özgürlüğünün bir anlamda panoramasını çiziyor bu bir yazarın hayatı sevgili seyirciler. Evet, sevgili seyirciler, şimdi bu yazarımızın hayatını okurken sık sık zikrettiğimiz bu hayat yazısında geçen bir dergiden bahsetmek istiyoruz. İktibas. Evet, arkadaşlarımız eğer yaklaştırırsa ekranlarda göreceksiniz. Bu derginin genel yayın koordinatörü ya da editörü, sahibi, başyazarı Ercüment Özkan. Şu anda elimizde bulunan sayısı, sevgili seyirciler, sanırım gördünüz. Elimizde bulunan sayısı 189 ve 190. sayısı, Eylül-Ekim 1994 sayısı. Biliyorsunuz dergicilik ve gazetecilik zaten zor bir meslek. Bir de Müslümanlar çıkarınca iki türlü bir zorluk oluyor. Bu nedenle zaman zaman aylık bir dergi olmasına rağmen imkansızlıklar nedeniyle iki ayda bir yayınlanmak durumunda kalmış. Yine bu da elimizdeki son sayısı da iki aylık bir dergi sevgili seyirciler. Ve Ercüment Özkan'ın, Sayın Ercüment Özkan'ın yayınlanmış birkaç eseri de var. Şu anda elimde olan eseri, son eseri, 1994 yılı baskı galiba, yanılmıyorsam değil mi? 93 yılı baskılı Ercüment Özkan Bütün Eserleri 2 demiş, Tasavvuf ve İslam. Diğer eseri de İnanmak ve Yaşamak adlı eseri. 1988 yılı yayınlanmış bir eseri. Evet, yazarımızı bu şekilde tanıttıktan sonra sevgili seyirciler, hemen ben
Kendisine ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Evet, Sayın Özkan, öncelikle ben şehrimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bütün seyircilerimiz adına da sizleri selamlıyoruz. İsterseniz biz Türkiye'ye yayın yapan bir televizyon değiliz. Sadece şu anda Manat'ta seyrediyoruz. Ben hemen mahalli bir televizyonda yapılan bir röportaj nedeniyle mahalli bir soru sormak istiyorum. Sizler Manat'a çok sık gelen, ziyaret eden ve gelince de çok kalan, gezen, Manat'ı çok iyi tanımış bir yazarsınız. Bu açıdan Türkiye'yi de çok iyi tanıyorsunuz. Manat'ı bu Türkiye'nin atmosferi içerisinde, panoraması içerisinde nereye oturtuyorsunuz? Manat'ın İslami hareket ve faaliyetler içerisinde yeri nedir? Etkinliği nedir? Özelliği nedir? Buyurun efendim. Şimdi yıllardan beri Türkiye'yi kaza kaza il il dolaştım ve bu dolaşmam sürekli olarak hep davetler üzerine oldu. Bu davetler benimle görüşmek, konuşmak, tartışmak, ne dediğimi anlamak, daha yakından bizi tanımak, daha fazla sorular sormak suretiyle düşüncelerimizin hangi esaslarla temellendirildiğini kavramak için istek gösterenlerin davetleriydi. Halen de bu davetler sürüyor ama zaman içerisinde Allah imkanları genişletti ve onun buyurduğu oluyor, onun hesabı tutuyor. Nasip oldu birkaç defa da televizyonlarda, yani Türkiye ve Avrupa'da seyredilebilen televizyonlarda da konuşma imkanımız oldu. Bunu izleyenler biliyorlar. Şimdi Malatya'ya gelince, yani Türkiye'nin hemen her yerinden insanın bulunduğu Ankara'da, yani Malatyalısı da, Edirnelisi de, Muğla'lısı, Akdenizli'nin de bulunduğu Ankara'da zaten yıllardan beri Malatyalılarla da tanışıklığımız var. Biz belirli düzeyde fikirlerle uğraşan, ilgi duyan insanlarla ilgilendiğimiz için bu konuda ilgisi olanlar da bizimle ilgileniyor. Yani ilgi, alaka karşılıklı oluyor. Yani siz komediden hoşlanıyorsunuz. Arkadaşınız dramdan, trajediden hoşlanıyorsa bu konudaki arkadaşlığınız olsun süremez yani. Ama düşünmek, acaba düşündüklerim doğru mu demek, düşüncesinin düşündüklerini ve yaptıklarının sağlamasını yapmaya çalışmak, bunu yapar iken yanlışlar yapılmış olsa bile çok önemli bir özellik ve İslam ümmetinin, Müslümanım diyen insanların çok büyük ihtiyaç duydukları, muhtaç oldukları bir keyfiyet. Bu itibarla Malatya'yı düşünen, düşünmek isteyen, düşünme çabası içinde bulunan insanların biraz daha yoğun olduğu ve bu yoğunluğun da kendisini hissettirdiği bir yer olarak tanımlar isem herhalde, bilmiyorum ne aşağıda tutmuş ne de olduğundan fazla göstermiş olmam. Düşünenlerin yanlış yapması da mümkündür. Zaten çalışan, diyelim yollarda seyreden araba kaza yapar, garajdaki araba kaza yapmaz. Düşünen insan hata yapacak, yaşayan yanılacak, ölü yanılır mı? Hani Allah canlıdır, yanılmaz ama ölü cansız olduğu için yanılmaz. Çünkü hiçbir iş yapmayan yanılmazın ya da isabet etmesi düşünülecek bir şey değildir malum. Mesele her ne kadar televizyon mahalli ise de insanlar belirli bir mahallede doğsalar bile o mahalle bağlı kalmamalı, öyle mahallini taşmalı, aşmalı, ülkesini tanımalı, dünyayı tanımalı, kâinatı tanımalı. Çünkü kendini yaratan Allah yalnız memleketini yaratmış, vilayetini yaratmış bir Allah değildir. Koca bir dünyayı, koca bir kainatı yaratmış Allah'tır. O bakımdan ufkunu genişletmek açısından bir insan Malatya'da doğabilir ama Malatyalı kalmamalı, Türkiye'li olmaya giderek de dünyalı olmaya çalışmalı. Tabii bu yalnız Malatyalılar için değil, herkes için geçerli. Fikri faaliyetlerin yoğunluğu giderek Türkiye'de artıyor. Yani bu insana kıvanç veriyor. Vaktiyle yani bizim bu işlere yeni başladığımız günlerde, ki bundan 35 yıl önce, emin olun bugün rahatlıkla herkesle konuşabildiğimiz nice konuyu konuşacak bir Allah'ın kulu bulamıyorduk. Ankara'daki Ankara bir devletin şöyle veya böyle de olsa baş şehri ve hemen hemen her türlü fikir sahibinin bulunduğu,
fikirlerin girdap olması gerektiği bir yer nihayet. Kıyıda köşede ücra bir köy değil Ankara. Ama emin olunuz orada ne profesörüyle, ne müftüsüyle, ne vaiziyle, ne ilahiyat mezunuyla, ne hukukçusuyla, ne onunla, ne bununla konuşamıyordunuz. Zaten politikacı da bunlardan oluşuyor. Ayrı bir iş, ayrı bir meslek değil. Evet. Ama bugün neredeyse ortaokul öğrencileriyle konuşulabilir hale gelmesi İslam'ın, onlar tarafından dahi düşüncelerinin beyan edilmeye çalışılması, söylenen düşünceler karşısında bu söylediklerimizin işte Kur'an'da deliline hangi surede hangi ayet söylüyor veya işte şöyle bir ayet var, işte Peygamberimiz öyle yapmış yapmamış filan şekline dönüşmüş olması fevkalade güzel gelişmelerin boyutlarını ortaya koyuyor. Çünkü daha evvel çok iyi hatırlıyorum ben şu anda işte 2 ay sonra 58 yaşıma gireceğim. İnanınız bundan 25-30 sene evvel tahsili ne olursa olsun herhangi iki kişi İslam hakkında bir şey konuşmaya hasbelkader başlasalar bir iki laf ya edebilirler ya edemezler. Üçüncü lafları biz burada keselim, yarın bir müftüye, bir vaaza soralım der idiler. Ve yani asıllar, asalet, vekalete terk ederdi kendini. Ama şimdi öyle değil. Yanlış da yapılsa bile kimse artık müftüye soralım demiyor. Bu çok önemli bir şey. Kimse artık vaize soralım demiyor. Kur'an'a bakalım. Peygamberin hayatına bakalım diyor. Yani bu tirenin çöktüğü, devrildiği tarladan rayına çıkması demektir ki trenin en güzel yolu rayıdır. Yani asfalttan da güzeldir. Çünkü asfaltı küçüktür. Ray da çok az sürtünmeyle gayet güzel yol alır. Yani Müslümanların da bu şekilde ne derler? Trenin rayına girmesi derler filan. Böyle beyinler var. O şekle dönüştürmüş olmaları, bu konuda büyük bir ceryanın, büyük bir meylin, büyük bir yönlenmenin başlamış olması gerçekten kıvamış olacak. Bu açıdan insan ne kadar şükretse Allah'a gerçekten az. Tabii ben gerçi bu... Bugün Türkiye, bundan 30-40 yıl, 50 yıl önceki Türkiye'den de farklı. 50 yıl önceki Türkiye'de bir Malatya'da doğar, belki askerliği münasebetiyle Malatya'nın dışında bir yeri görür, sonra da Malatya'da döner ve ölürdü. Bir Malatya'da değil, tüm Türkiye'de öyleydi ama bugün öyle değil. Fakiri dahi yolların artması, vasıtaların gelişmesi öte verir. Bir bakıyorsunuz, filan köylü İstanbul'da yahut İzmir'de veya Adana'da. Yani gidebiliyor, gelebiliyor ve ufku genişliyor. Yani Malatya'nın dışında da bir dünyanın olduğunu görüyor. Bunun gelişmesinde çok büyük yer alıyor. Ayrıca bugün iletişim araçlarının işte özellikle bu televizyonu bilmem ne, dünyanın dört bir yanından ne oluyor bitiyor hepsini vermese bile iyi kötü kopya veriyor. Yani kopya alıyoruz buradan ne olup ne bittiğini. Vietnam'da ne olmuş, Somali'de işte kurtaracağız diye gitmişler orada ocağını yakmışlar zavallı insanların. Onları görüyoruz. Birleşmiş Milletler askerlerini. Peki bu olmasa nereden bunu göreceğiz bize? Cinler mi bildirecek? Yok, böyle bir şey evet, var. Gerçi bu bir gelişme, mutluluk tabloları açtığınız bu gelişmelerin belki beraberinde bazı sorunları ve sıkıntılar da oluyor ama onu ben geleceğim. Gelecek tabii. Ben geleceğim mesela ona. Uçak icat edildiyse kazası da olacak. Uçak kazası da olacak. Yani diyemiyorsunuz, yapamıyorsunuz ki arkadaş uçağını alıyoruz ama bilmem ne şirket kazasını sende kalsın. Kazası sende kalsın diyemiyorsun. Yani böyle dediğin şunu dile getirişim bile komik olur. Gülünü seven dikenine katlanır mısın? Mecburen. Evet. Zaten at alıyorsun, attan düşmeyi de alıyorsun. Eşek alıyorsun, eşeği, yani biz çiftçi olarak eşeğin tepmesini de alıyorsun. Eşeğin bedeli var. Öyle. Bu iş sünnetullah da böyle yani. Evet. O bakımdan olacak ama daha ziyade bugünkü mahsurlar bence dünyaya hakim olmak isteyen, rakipsiz kalmak isteyen, laik demokratik sistemin sahipliğini yapan Batı ve onun da başını çeken Amerika'nın kendi politikalarını, kendi isteklerini dünyaya hakim, alternatifsiz hale getirme çabasından ve azminden kaynaklanıyor. Bütün sistemler. Yoksa televizyonun kendisinin ne suçu var? Sen orada adam öldürülüşünü gösterirsen,
ona alet olurken namaz kılıyorsun, gösterirsen namaz. Yani bu cihazlar nötr mü yani? Hiçbir öyle şey bıçak gibi yani, istersen bıçakla evde yemek yaparken soğanla doğrarsın, biberi domates doğrarsın, istersen adam öldürürsün. Yani bıçağın bizatihi keskin olması suç mu? Suç olsaydı o zaman bıçaklar da cehenneme veya cennete giderdi. Yani öyle, öyle bir şey yok. Evet Sayın Özkan, Manatyalılar sorusuna daha geniş bir şekilde cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ben hemen başka bir konuya geçmek istiyorum. Sizinle özdeşleşmiş bir soruya. Ben özellikle sizin Ercüment Özkan olarak Türkiye'nin ve dünyanın ve İslam'ın bazı meselelerine geniş bir şekilde bakış açınızdan çok, sizin kendi şahsınızı ortaya koymak, tanıtmak ve kendinizle ilgili bazı bilmeyen şeyleri ortaya çıkarmak için sorular sormak istiyorum. Bu amaçla hemen şunu isterseniz, arzu ederseniz ben yazılı okuyayım. Aslında pek yazılı olarak okumak alışkanlığım değildir ama bugün isterseniz, röportaj yapacağımız bugün bize söylendi. Ben hemen alelacele bir şeyler hazırladım. Sayın Özkan, ülkemizde okuyucu ve taraftarı sayıca az ancak çok etkili bir hareketi temsil ediyorsunuz. Yazdığınız ve konuştuğunuz birçok düşünce ve fikirle Türkiye'de ses getiriyorsunuz. Ayrıca katı ve tavizsiz tutumunuzla istikrarlı bir çizgi üzerinde yürüyorsunuz. Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar İktibas ve Ercüment Özkan imzalı yazıları takip ediyorum. Sahip olduğunuz fikir ve düşünceler yüzünden Türkiye'de en fazla tepki alan, hakaret işiten, küfürlü mektuplara ve sözlere muhatap olan bir yazar olarak bu atmosferde nasıl etkileniyorsunuz? Size hakaret edenlere siz nasıl muamele ediyorsunuz? Ben sizi çok iyi tanıdığım için, yazılarınızdan da iyi tanıdığım için defaten dergilerinizde, yazılarınızda işte bana şöyle bir mektup geldi, şöyle küfürler yazıyordu, işte kardeşim niye küfür ediyorsun, düşünceni açıkta yaz anlamında ben yazılarınızı okudum. Demek çok ki, nadir yani gelen küfür mektubu, küfürlü mektup sayısı diyelim 14 yıl içerisinde 15 tane olduysa. Yani fazla da değil. Ben bunun yazılarımız arasında ikisini ya üçünü aşağı yukarı şey yaptım. Konferanslarda o kadar yani. Konferanslarda toplu saboteye ya da provokasyona uğruyorsunuz. Evet. Sert tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Bilhassa Müslüman cemaatler arasında bu tepkiyi görüyorsunuz. Ben hemen işte bunu sormak istiyorum. Yani böyle bir yazar konumunda olmak, Türkiye'de pek az bir yazar konumuna sahipsiniz bu yönüyle. Yani çok sert tepkilere yol açıyorsunuz. Belki de iş bu idare-i mahsatçı olmadığınızdan mı kaynaklı? Yani acaba halk nedir? Ben Müslümanların tepkisini alır mıyım? Endişesi taşımadığınızdan mı bu oluyor? Yani bildiğiniz doğruları hiç bir şey taşımadan mı? Şimdi efendim biz çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konuya temas ettiniz. İnsanlar her şeyi düşünürken veya yaparken yani işlerken mutlaka bir takım hesaplar yaparlar. Ama zayıf yapar, ama isabetsiz yapar, tutturamaz. Ama yapılması gereken yerle hesap yapar, ama yapılmaması gereken, kale alınmayacak yerle olsun hesap yapar. Fakat herkes bir işin hesabını yapar. Hırsız yapacağı hırsızlığın hesabını yapar. En azından çalacağı, kaldıracağı malı satıp ne yapacak, nereye kullanacaktır, bunun hesabını yapar. İşte yakalanırsa ne olur, ne der, nasıl kaçar, nasıl eder, mahkemeden, karakolda nasıl ifade eder, bunun hesabını yapar. Yani hesap yapmak insanların işi. Ama çok azı isabetle hesap yapıyor, çok azı kendisi, asıl kendisiyle hesap yapılması gereken yerle yapıyor, hiç yapılmasa da olur yerlere daha çok yapıyor. Mesela eğer insanlar çekinecekse, korkacaksa, sayacaksa, sevecekse, çekinilmeye, korkulmaya, kaçınılmaya, sevilmeye en müstahak olandan çekinmeli, en müstahak olandan korkmalı, en müstahak olanı sevmeli, onu saymalı değil mi? O yüzden Allah insanların levminden, çekiştirmesinden korkma, korkulmaya Allah daha layık değil mi buyuruyor. Gerçekten insanlar zayıf. Peygamber de olsa bir insan. O da düşünüyor, ben böyle yapmak karşısında bu toplum böyle hop oturup hop kalkıyor, ben ne yapacağım, onunla bu işimi nasıl yapacağım. Anlaşılıyor ki pek yapılabilecek gibi değil. Yani endişelerine kapılıyor. Allah-u Teala onlara serinlik vermek, güven vermek için diyor ki, ben varım senin arkanda ya, sen devam et. Sen doğruyu yapıyorsun. Benim ben hakkım, Allah'ım ben sana da bildiğim hak. Benden şeyler. Dolayısıyla sen bunu yapmaya devam et.
İnsanlar sana ne der? Hiç umur. Yeter ki sen yaptığın şeyi doğru yap, bir güzellikle yap, güzel bir şekilde. Tabii bu asıldır İslam. Ama Müslümanlar İslam'ı ters yüz ettikten bu yana, altın üstüne getirdikten bu yana, ne hikmetse Allah'la hesap yapacakları yani. Yapacakları hesabı Allah'la tutturmaları gerektiği halde, yok devlette tutturmaya kalkıyor, el alem ne der, ulema ne der, Müslümanlar ne der, nurcular ne der, nursuzlar ne der, filanlar ne der, Malatyalılar ne der, Ankaralılar, yahu Allah'ın yanında bunların esamisi okunur. Öyle. Kim bunlar? Sonuçta Allah'ın yarattıkları, tahkir için söylemiyorum. Yani Allah'ın yanında hakikaten adı okunacak, sayılacak varlıklar bunlar değil. Eğer sayacaksanız, gerçekten sayılacak durumdaki, sayılacak gerçeğe sahip olan, o gerçekliği taşıyan Allah'ın sayın. Korkacaksanız ondan korkun. Çünkü insanların en berbat eziyet eden ne kadar eziyet etse Allah-u Teala'nın azabı onun şiddetle daha kat kat fazlası. Bir insan fıtratı için itibariyle, yani yaratılışı bakımından azabın azına, nimetin fazlasına taliptir. Yani en ahmak bir adama bile deseniz ki sana 10 tokat mı vurayım, bir tokat mı? Bir vur abidir. Yani o bile fark eder 9 tokat. Sana bir köşk mü, bir gece kondu mu bağışlayayım desen, köşkün ne olduğunu bilmese bile gece konduyu bildiğinden herhalde gece kondundan daha aşağısı yok, onun için köşk bağışlanır. İnsanın fıtratında bu var. Bana siyasi polis soruyor bir gün, Ankara'daki sorgulamalarından birinde, gözlerim bağlı sürekli sorgulamalarda. Ya diyor, sen hiç korkmuyor musun? Yani yıllardan beri seninle beraber bu işe başlayan herkes vazgeçti. Siyasi polisler de emekli oldu, yani ikinci kuşak, nesil geldik, sen bizi de emekli edeceksin ama sen hiç emekli olmuyor. Dedim, Müslümanlığın emekli olması son nefesini vermek önemli. Varsa daha erken, yani bir kural, kanun, bir şey göster. Çünkü emeklilik de kuralla, kanunla öyle hababa usulü değil. Her işin eğri doğru kuralları var değil mi? Evet. Gösterin, ben de emekli olayım. Sen hiç korkmuyorsun. Korkmaz olur muyum dedim. Ben yaratılmışlardan biriyim. Her canlı korkar. Fıtratında var. Yani ben korkmuyorum diyen bir kere bunu söylerken korkuyor, yalan söylüyor. Herkes korkar, ben de korkuyorum ama insanlar içerisinde fareden korkan da var, arslandan korkan da var. Fareden korkana herkes gülerken, arslandan korkana kimse gülemez. Korkacak, gülüyorsan buyur, geç karşısına da bir gör, bir arkadaş karşısına. Şimdi, Allah'tan mı korkacaksın o azabı sonsuz, devam edip duran, son bulmayan, öldür beni de bu azap son bulsun diyenlerin sesini, Mikail'in duymadığı bir cehennemi olan Allah'ın azabından mı korkmalı insan, yoksa sonuçta en azından ölseniz ya karşı taraf yorulacak, duracak, bitecek azap, yahut da sen ölecek, dayanamayacak, öleceksin, gene bitecek. Bitmi, bitimli, sonlu bir azap mı az azap, yoksa sonsuz azap mı? Tabii az olsun. Hangisine dayanır? Birinci tercih edilir. Çünkü azabın azını talip insanlar, yani yaratılış itibariyle. Bu bakımdan kim Allah'tan daha büyük azap edebileceğini ispat ederse bana, ben Allah'ı bırakır ondan korkarım. Yani bu sözün gelişini anlıyor muyum? Bu bakımdan insanlardan çekinmemek lazım. Dikkat edilirse Kur'an'ın bize verdiği bilgilere göre hiçbir peygamber, ki hepsi insanların levhini düşünmüşler, hatırlarından geçirmişler, başlarına da geçmiş. Ama Allah-u Teala onların bu çekinmelerini gidermek ve onlara teminat vermek, destek vermek üzere ayetler gönderiyor. Örneğin Aleyhisselam, Firavun'a git bunları söyle diye kendisine emir geldiği zaman, dilindeki rekaketten ötürü yalnız başına bunu yapamayacağını, ondan çekindiğini söylüyor, bunları bize Kur'an aktarıyor. Ve diyor ki, ya Rabbi, kardeşim Harun'u bana yardımcı ver. Allah-u Teala da veriyor. Ve diyor ki, biz senin arkandayız. Yani git Firavun'a söyle bunu. Firavun bir şahıs değil. O günkü Mısır'ın en yüksek idarecisi. Yani. Cumhurbaşkanı, kral, bilmem. Yani o yönetimde mesela işte Führer, mesela Hitler Almanya'sında Führer deniyor. Lider, başkan. İsim değişiyor ama görev... Kaan, Hakan. Yani toplumun
en üst makamında bulunan ve yani ceberrut bir idarenin en üst makamında bulunan insanlar biraz var. Yani astı astı, kestiği kestik diyor ya zaten Kur'an'da onların diliyle Allah onlardan iktibas yapmış. Diyor ki, ben sizin Rabbinizken nasıl olur da benden izin almadan Musa'nın Rabbine tabi olursunuz diyor. Demek ki adam yani tebaasının, kendisini tebaasının Rabbi, eğiticisi, mürebbiyesi olarak görüyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunun için insanlar ne yapmalı? Bir kere doğru doğru dost doğru demeli. Çünkü doğrular Allah'ın ve sonuçta siz Allah'ın hukukunu gözetiyorsunuz. Allah'ın hukukunu gözetirken senin hukukun çiğnenirse bu sendeki yanlışlıktan kaynaklanıyor. Çünkü Allah hiç kimsenin hukukunu zedelemek, çiğnemek, mahvetmek için kendi hukukunu göndermiş değil. Zaten insanoğlu kendi kendine yolunu bulabilse, bilebilse idi, yani hidayete erebilse idi, doğru yolu bulup da içine girebilseydi, ne peygamber ne de vahiy gelmesine hiç gerek yoktu. Değil mi? Hep gönderile geldiğine göre demek ki bu iş böyle değil. Yani insanın ihtiyacı var, yol gösterilmeye ihtiyacı var. Nitekim ne diyor Allah-u Teala Kur'an'da peygamberimiz için? وَوَجَدَكَ دَعَلًا فَهَدَى diyor. Sen ne yapacağını bilmez, şaşırmış haldeyken sana seni doğru yola iletmedik. Yani yolsuzken sana yol göstermedik. Efendim, اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ diyor. Mesela senin göğsün daralıp duruyor, sıkıntılanıp duruyor. Ben ne yapacağım, ne olacak bu toplumun hali? Bugün de düşünen insanlar yok mu? Ya ne olacak bu Türkiye'nin hali? Trilyonlar deveyi hamuduyla yutuyorlar. O siyasi parti berikinden beter, belki öbüründen beter. Herkes cebellezi derdinde. Ye iç, ye iç, ne olacak bu memleketin hali? Yani hiç mi bir sahip çıkanı olmayacak diyen vicdanlar, vicdan sahipleri yaşamıyormuş ülkede. Sesleri az duyuyor, çıkıyor da olsa var. Her toplumda, o günün Mekke'sinde de var. Gidiyor, düşünüyor, ne olacak? Bir yol bulamıyor. Göğsü daralır durur bir yol bulamayan insan. Ben şimdi bir yerde adres arayıp dursam ama hiç de bulamazsam ne yapacağım? Akşam olacak, sabah olacak ya giderek daralır. Yani o koca şehir bana dar gelir. Ve bunu muhtelif dillerde çeşitli deyimler var. Yahu göğsüm daralıyor diyoruz. Mesela sıkıntılanıyorum işte yarın çekim var, 5 kuruş param yok. Göğsüm daralıyor. Birisi getirip verdiği zaman ya ödedi sonra ödesi o zaman ya Allah razı olsun göğsüm ferahladı. İçim ferahladı diyoruz. İçim açıldı. İçim açıldı demek yani böyle anlamları böyle başladığı gibi anlamak gitmiyor. Bunlar deyim. Ha. Yani senin göğsünü ferahlatmadık mı? Seni ferahlatmadık mı? Yol arayıp duruyor ama bulamıyordun. Biz sana o yolu göstermek suretiyle seni ferahlatmadık mı diyor Allah. Yoksa öyle 5 yaşındayken bilmem çölde süt kardeş Şeyma'nın yanında alınmış götürülmüş de Hacettepe'nin kardiyoloji operatörleri gibi birkaç tane meyandan ünlü tarafından yarılmış açık kalp ameliyatı yapılmış gibi sonra kalbinden şu kadar fıstıklarına atılmış da sonra geri. Ya bu kadar masalların ne yeri var İslam'da? Bunlar masal. Masal yani. Yani bunlar bu uyduruk şeyler. Doğruları anlatmanızın karşılığında görmüş olduğunuz bu muamele neticesinde siz tepkiniz genelde nasıl yani? Somut bir şey olacak olursa? Ben şöyle söyleyeyim yani tepki geliyor. Ölçülü, ölçüsüz tepki geliyor. Ama fikir sahibi insan, düşünce sahibi insan, düşüncesi, fikri yanlış da olsa, eğer sabrı yoksa, yani bu düşüncesine ek olarak sabrı yoksa, dayanıklılığı, tahammülü yoksa, en kısa zamanda o minderi serpilir. Yalancı pehlivan gibi çıktığıyla indiğidir o. Kaybolur. Ama eğer bu işte ciddiyse, samimi ise, ısrarlı ise, sebatkar ise, o minderde kalacaksın ve her türlü hasımla görüşeceksin, fikir olarak mecbursun. Yenilebilirsin de yenebilirsin de. Zaten benim iddiam hiçbir zaman ben en doğruları biliyorum demedim. Elbette ki bildiklerimin doğruluğuna inanıyorum. Ama en doğruları bilen tek insan benim demek için yanımda Allah katından hiçbir hüccetim yok ki nasıl öbür türlüsünü söyleyeyim. Fakat ben sorunları gündeme getirmez isem, getirip insanların o sorunlarla ilgili düşüncelerinin ortaya çıkmasını sağlamaz isem, sizde o konuda mevcut, bendekinden daha üst düzeydeki bir fikrin varlığına nasıl şahit olur ve o fikirden nasıl yararlanabilir? Bu ancak gündeme getirmekle mümkün. Kimisi
fikir gündeme getiriyorum diye öfkesini, kinini, sinkafını, küfrünü, sövmesini gündeme getiriyor. Efendim, cahili kavimlerin yaptığı gibi Müslümanım dediği halde, şiddetle men edildiği halde, atalarının üzerinde yürür bulduğu yolda yürümek ona daha sevimli geliyor. Ona aykırı yolları gösterenleri de yani elinden gelse hemen tuttuğuyla çatalı takınca cehenneme atacak yani. Tabii ki cehennem ne onun ne benim. Cennet de cehennem de Allah'ın ve kim Allah'ı razı ederse cennetine gider, kim onu azabını celbederse o da cehenneme gider. O bakımdan umurum elinde değil. Tepkiler değişik oluyor. Kimisi söylüyor, kimisi vay sen sapıksın diyor. Tamam diyorum, konuşalım, ben sapık mıyım? Evet. Nasıl sapığım? Yani sapık dendiğinde tek başına toplumda doğrudan sapmış, eğriye sapmış şeklinde anlaşılıyor. Aslında lügat anlamı eğriden doğruya sapan, doğrudan eğriye sapan ikisi de sapmış veya ismi fail olarak Türkçe diyelim sapık. Şimdi bakalım eğer ben üzerinde yürünür bulduğum yoldan sapmakla sapık olarak suçlandırılıyorsam ben bunu kabul ediyorum. Bu doğru. Çünkü ben annemin, babamın diniyle dinlenmedim. Yani küçükten öyle büyüdüm ama sonra kendi aklımı devreye, araştırmalarımı devreye sokunca işin rengi değişti. Ve gerçekten atalarımın üzerinde yürüdüğü söylenen, yazılan, görülen yolda değil, Kur'an'ın gönderdiği yolda yürümeye çalıştım, ne kadar başardım tartışılır, o ayrı bir konu. Böyle olunca, yani bu asıl şey bu olunca, ne oluyor? İnsanlar beni sapıklıkta, ben diyorum böyle sapıklık baş üstünde, ben bu sapıklığı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendim. O da atalarının üzerinde yürür bulduğu yoldan sapmış, Allah'ın vahiyle kendine gösterdiği yola girmiş değil mi? Ben de onun yolunu tutmuşum, o sapıksa ben de sapığım, böyle sapıklığı da ben başıma koyarım. Yok, bir doğrudan eğriye sapmış, doğrudan vazgeçmiş, eğriye sapmışsa, kim bana bu konuda sapık diyorsa ispat etmek, gerekçesini göstermek zorundadır. Yani hangi doğruyu terk edip, hangi eğriye sapmışım, mümkündür ki ben farkında olmayayım. Bana bunu göstersin ki, bana kendimi düzeltme imkanı versin. Bu ona farz değil mi? Bu konuda bir şey gösteremem, öbür türlü alıştıklarına ters diye, sapık diye, bunun hesabını veremeyeceğin davranışın içine giriyorsun, neşen gibi. Yani herkes sonunda yaptıklarından sorumlu değil. Bu bakımdan benim hiç derdim yok. Ayrıca katılık meselesi, yani sorunuzun içinde kusura bakmayın, yanıtlarını uzatıyor muyum bilmem ama, efendim, toplumumuzda kavram kargaşası hani çokça konuşuluyor ama bir türlü de bu kargaşa arınmışlığa doğru ne hikmetse çok yavaş süratle gidiyor. Efendim filan adam çok katı, işte Ercüment Özkan çok katı. Katı ne demek? Eğer bir insanın bildiği doğrulardan her şeye rağmen vazgeçmemesi katılıksa, yani tanımı böyle yapıyorsa da katı. Muhammed Aleyhisselam'a bu reisli her şeyi vermesine rağmen başkanlıktan, kadından, paradan, kızdan, yani her şeyi teklif etmesine rağmen Muhammed Aleyhisselam güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler, yani bırak bu imkanları, güneşe de aya da hükmetme imkanı sağlasalar ki bu muhal mümkün değil. Yine de ben bu işten vazgeçmem demekle katıysa ben bu katılıksa Allah-u Teala buyurmuş bunu. Senin takdirin mi bu? Bu katılığı Allah istiyor. Kaldı ki bu katılık değil. Gerçekten taviz vermemek, gerçekten vazgeçmemek. Üzerine düşündükçe, her düşündüğünde, her tazyikte gerçeğin bir parçasından vazgeçerseniz bir süre sonra gerçekten ortada bir cüz, bir minicik parça daha kalmaz. O zaman ne diye başından beri o sıkıntıyı çekiyorsun? Başından beri hiç gerçeklerden yana olmayın. Madem tavizle, baskıyla bıraksın gitsin. Boşuna ne diye yani? Değil mi? İnsan çalışıp çalışıp sonunda bir şeye ermek için çalışır. E sen sonunda eline geçecekleri de heder edeceksin. O zaman ne diye kendini boşuna yoruyorsun? Evet. Kaldı ki doğrular uğrunda yorulunmaya layık şeylerdir. Hayatın heder edilmesine layık şeylerdir. Her peygamber bunu yapmıştır. Allah-u Teala'nın hoşuna en çok giden şey budur. Yani razı olduğu şey. O itibarla insanlar şöyle demiş, böyle demiş. Şuna baksın herkes, ben de öyle yapa geldim ya da yapmaya çalıştım.
Bana veya size birisi bir şey mi söylüyor? Sen şusun, sen busun, sen böylesin. Eğer söylenilen şey, düşün kendi kendine, o söyleyeni bir an bir tarafa bırak, söylenilen şey sende varsa, kusur olan, diyelim kibirlisin, varsa. Varsa gerçekten kibir, İslam'ın men ettiği bir şey olduğu için o kibirden arınmaya, temizlenmeye bak. Yok, sende olmayan bir şeyi söylemişse, düşün, taşın, yok ne yapayım, bu onun sorunu da bırak ve işine devam et. Aksi takdirde insanlar hiç bir adım bile bir başkasını yürütmezler, önüne dikilirler. Yani insanoğlunun hakkında konuşmadığı kimse olmamıştır yeryüzünde. Çok meşhur da bir halk arasında bu konuda hikaye var. Adamın birisi köyden kasabaya gelirken yanında çocuğu da varmış. Çocuğu eşeğin sırtında, kendisi de yürüyormuş. Görenler demişler ki, şuna bak ya, ne terbiyesiz çocuk. İşte yaşlı başlı babasını yürütüyor da kendisi eşekte filan. Çocuk da düşünmüş, doğru demiş, işte baba ben ineyim de sen bin demiş. Bu sefer görenler demiş ki, kocaman adam hiç utanması da yok. Minicik çocuğu yürütüyor, kendisi eşeğin sırtında. Düşünmüş, o da inmiş, bu sefer ikisi de yürüyor. Derken bu sefer görenler demiş ki, şu akılsızlara bak, eşek boş gidiyor, bunlar da yaya gidiyor. Adam şaşırmış, bir şık daha kaldı, ne yapsın? İkisi beraber binmiş, bu sefer görenler de demiş ki, ya şu insafsızlara bak, eşeğin canını çıkaracaklar. İkisi baba, oğlu ikisi de binmiş. Yani ne en sonunda adam şaşırmış, eşeği omuzuna almış kasabaya girerken öyle. Bu sefer de demişler ya Allah acısın bu oynatmış demiş. Yani insanoğlunun kurtuluşu elinden kurtuluş yok. Peygamberde ozan yok, ormazanda yok. Anlatabiliyor muyum? Yani. Bu bakımdan kale alınmamalı bunlar. Yani siz de kale alınacak. Yani sam zaten aynı bunca yılması dayanırım. Mümkünü yok. Yani çelik olsan dayanamazsın. Kale almazsan dayanamayırsın. Kale başka şeyi alırsan dayanabilirsin. Yani onların levmi aha şu kadarsa, Allah-u Teala'nın rızası aha bu kadar. Hangisini kale alacağım ben? Rıza. Levmi. Lız geri tız gider diyorum işte. Evet. Peki efendim bir de bu oraya değişik bir boyuttan yaklaşsanız. Efendim. Yani oturup bir muhasebe yapsanız veya yapmışsınızdır %100. Ama bu yaptığınız muhasebenin neticesini ben size soruyorum. Yani evet. Acaba nasıl bir neticeye ulaştınız? Mutlaka yapmışsınızdır. İslam'ı tebliğ noktasında evet. Acaba bir yerlerde hata yapıyor musunuz? İnsanları kırıcı oluyor musunuz? Yöntemde bir hata yapıyor musunuz? Yani bu kadar hakarete uğramanızda biraz da sizin suçunuz yok mu? Biraz da suç ev sahibinin. Yani düşündüğünüz oldum yani böyle bir muhasebe yaptığınız yok. Çünkü ben çok yazar biliyorum yani özel hayatlarını biliyorum. Bunlar bu kadar çok bilhassa Müslüman gruplar tarafından tepkisi çekilmemiş. Evet. Bütün doğruları siz mi söylüyorsunuz abi? Tüm bu hakaretler size göre. Yani mesela bir ismi vermeye gerek yok. Bir başka A yazar aynı hakarete, aynı şeye uğramıyor. Bunlar acaba doğruları söylemiyor mu da bu hakarete uğramıyor? Efendim şöyle söyleyelim. İsim tabii mevzu bahis değil ama şurada konuşan ben olduğum için benim ismim söz konusu olur. Tabii. Çünkü aziz seyircilerimiz bizi dinliyor ve Ercüment Özkan'ı dinliyor. Dinlemek lütfunda bulunanlar. Mesele şu, ben insanım. Peygamberimiz de insandı. Ona vahiy geliyordu, gelen vahiy diğerlerine bildiriyordu. Böyle böyle bize kadar da gelmiş elimizde bugün. Ona gelen vahyin tümü var. Yani Kur'an-ı Kerim. Yalnız peygamberlerin peygamber olmayan insanlardan bir esaslı farkı var. O da peygamberlerin yanlışları, özellikle dine müteallik, dine taalluk eden yanlışlarının hesabı ya da düzeltilmesi, ahirete bırakılması. Bırakılırsa onlardan sadır olan bir yanlış doğmuyor. Dinin gerçeği aslı gibi sanılır, öyle kabul edilir ve milyonlarca insan o yüzden de Allah-u Teala sorgu gününde kimseye o konuda bir şey soramaz. Neden? Sorduğu adama Allah işte yanlış yaptın da ya Rabbi ben nereden bileyim senin elçim diye gönderdiğin adam bu işi böyle yaptı. Ben de ona bakım. Bak Hazreti yaptım derse ne olur Allah böyle zulmetmiş olur ki zulüm Allah'a asla yaraşmaz. Vasfı sıfatı değil. Zaten zulüm. Eksikliğin, kompleksin giderilmesi için başvurulan bir şeyi ait olmayan yere koyma demektir ki Allah-u Teala'nın eksiği olmadığından zulme başvurması
o yol ile eksiğini tamamlaması da söz konusu değildir. Çünkü eksiği yoktur. Yani eksik olandan Allah olmaz. Elbette ben insanım, yer yer, zaman zaman, belki çok zaman yanlış da yapmışım ya, yapıyorum burada ama Allah'ım yani açıkça biliyor, çünkü hiç kimse kimsenin içini bilmez ama Allah-u Teala kalplerden geçenleri de bilir, geçmeyenleri de bilir. Ondan bir şey saklamak mümkün değil. Emin olun, yaptığımın çok azından pişman olmuşumdur. Yani hata yaptığı payı az diyor. Yani öyle düşünüyorum. Aslen hata olsa dahi, ki bilmiyorum, ben onu hata diye yapmıyorum. Yani öylesini doğru sanarak yapıyorum. Fakat bu toplumun alışmadığı şey olduğu için büyük tepki çekiyor. Örneğin ben diyorum ki, herkesin evinde bulunan İslam ilmihallerinde yazıyor. Haram, farz, mekruh, menduh, menduh, mübah. Menduh, sünnet veya nafile adıyla da anılıyor. Şimdi bu esas bütün mezheplerde ortak var. Bazı mezhepler şunlar şunlar arasında bir şey koymuş, öbürü bundan bunun arasında filan. Bunları geçelim, bunlar ortak payda. Hepsinde var. Ellerindeki ilmihaller bile diyor ki, haram, kaçınılmayıp işlendiği takdirde Allah'ın gazabını celbeden, günah yazılan, kaçınılırsa da sevap yazılan, Allah'ın razı olduğu şeye denir haram. Farz, yapılmaması halinde, terki halinde Allah'ı gazaplandıran, yapılması halinde insanı sevap kazandıran şeye denir. Mekruh, kaçınana sevap yazılan az da olsa, kaçınmayanın sorumlu bulunmadığı işlere denir. Mendup, sünnet veya şey de, demin söyledik neyse, mübah değil, o ayrı bir konu. Bu da işleyene az da olsa sevap yazılan ama işlemeyen, onu terk eden hiçbir günah yazılmayan şeydir. Mübahbat, ne günahı ne sevabı bulunmayan şeyler denir. Herkesin evinde ve elinde, kütüphanesindeki ilmihallerde yazıyor. Ama hiç kimse okumuyor kardeşim. Diyorsunuz ki bir adama, ya namazın farzlarını kıl. Nafile sünnetini istiyorsan kıl. Yani ben diyorum ki sana borcunu ver. Ben sana borcunu ver derken senin bana kalkıp hediye de vereyim mi yahut hediye vermeyeyim mi demeyin anlamı yok ki. Hediye ayrı, borç ayrı. Borcunu vermekle mükellefsin. Artı hediye de vermek istiyorsan ağanın eli mi tutulur? Ver. Allah Allah. Günah değil ya, hediye vermek. Ha? Ama borcunu vermek borç. Adı üstünde borç. Onu vereceksin. Vermediğiniz sürece sorumlusun. Adam 5 vakit namazı terk ediyor, kılmıyor. Ama nafileyi terk, kendisi farzı terk ediyor, nafileyi terk edene bozuluyor. Ya ne iştir bu ya? Yani borcunu vermemekle tanınan bir insanın filan adam hediye vermiyor diye o adamı kınıyorsa bu garabet gargaları bile güldürür. Böyle şey. Böyle bir çelişki toplumda yaşanıyor. Tabii. Hem de çok yaşanıyor. Yaygın bir haber. Evet, hem nasıl yani dinin kendisi haline gelmiş. Mesela bazı örnekler vereyim. Geleneksel kültür, yani 1400 yıl içerisinde Kur'an'ın indiği, nazil olduğu yıllar ile bugün arasında birikimin hemen tümü sanki yeryüzündeki bizimle yıldızlar arasındaki 110-120 kilometre kalınlığındaki atmosfer gibi. Baktığınız zaman, işte astronomi, kozmografya, fizik filan okuyanlar biliyor bunu. Efendim, yıldızı size ondan gelen ışığı kırarak şuradaki yıldızı orada gösteriyor. Eğer havanın kırma açısını öteyi beri iyi hesap ederseniz yıldızın gerçek yerinin size göründüğü orası değil de başka bir yer olduğunu öğreniyorsunuz. Ama görünene bakarsan burada. İşte geleneksel kültür de tıpkı bu atmosfer tabakasının yıldızı gerçek yerinden başka bir yerde gösterdiği gibi Kur'an'daki anlamları geleneksel kültürle baktığınızda, yani siz burada, Kur'an orada, aranızda da 1400 yıllık geleneksel kültür. Bunu derkenar etmeden buradan baktığınızda nasıl görünüyor? Mesela bir çarpıcı bir örnek vereyim. Sokaktaki insandan müftüsüne kadar, ilahiyat profesöründen bilmem kimine kadar herkeste yaygın, müşterek bir bilgidir.
Efendim Cibril işte mağarada düşünüp duran Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmiş, demiş ki oku, ikra demiş. Okuma bilmem demiş o. Oku demiş, okuma bilmem. Oku demiş, okuma bilmem. Sen misin okuma bilmem diyen, bunu ben ekliyorum. Kaburgalarını bir çatırdatmış, kaçı kırıldı, kaçı şey kaldıysa efendim, o bizimki Elifba'yı sökmüş, okumaya başlamış. Böyle değil mi? Değil yani böyle, biz de böyle biliyoruz. Geleneksel, hiç böyle değil efendim. Bir kere size benim, yani her kelimenin doğrudan ilk anlamları olduğu gibi yan anlamları da var. Mesela asma kelimesi Türkçe'de bir üzüm türüne dendiği gibi adam asma, idam atma anlamında gelir. Birkaç tanıya gerekir. He. Böyle olduğu gibi aynı kelime farklı. Mesela söyle, de, konuş, argoya geçersek öt, oku. Mesela siyasi polis kimisini konuşturmak için okulan diyor filan. Dese ki orada diyor, abi ne okuyayım, nerede bir şey okuyayım diyor, dört tokat atıyor. Başka manada söylüyor tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şu demek oku derken, yani seni niçin getirdiğini biliyoruz. Güzel güzel söyle de başımıza iş açma, kendi başına da iş açma anlamında. Öt diyor mesela, kuş olmadığını bilmiyor mu onun? Kuş nasıl doğal yapısı gereği ötüyorsa, sen de doğal olarak bildiğin şeyleri ki o yüzden biz seni buraya getirdik, onları söyle anlamında söyleniyor. Şimdi Resulullah yani oku, eğer şu bildiğimiz yazılı bir metin okuma şeklinde ise Cibril'in Muhammed Aleyhisselam'ın yazılı bir metin getirmiş olması lazım. Ki tutup hadi oku, o da okuma bilmiyorsa bilmiyorum demiş olsun. Böyle değil ki. Hiçbir küçücük rivayet dahi yok, Kur'an'da da yok ki Muhammed Aleyhisselam'a Cibril yazılı bir şey getirmiştir. Yazılı bir şey değil. O zaman bu okunun anlamı ne? De, söyle, bak düşünüp duruyoruz. Alıp başını buraya geliyoruz. Kendini, toplumu, ne olacağını düşünüp duruyorsun. Bir sonuca vardın mı? Söyle. Diyor ne söyleyeyim? Yani bir sonuca varmamış adam ne söyleyecek? Söyleyecek bir şey mi? Söyle, söyleyecek bir şeyim yok. Söyle, söyleyecek bir şeyim yok. Yani okuma bilmem değil. Söyleyecek bir şeyim yok. O zaman Cibril diyor ki, madem söyleyecek bir şeyin yok, kendin ifade et değil mi? O zaman Rabbim beni sana ne söylemen gerektiğini öğretmek üzere gönderdi. Evet. Ben söyleyeyim sen tekrar. İkra, de. Ne de? İsmi Rabbikellezî. Rabbin adıyla de. Yani ondan başladı. Bismillah. Ondan sonra efendim, seni bir kan pıhtısından yaratanın adıyla de. Bilmem ve ilahe ahir. Bunu anlatabiliyor muyum? Yani yol arayıp bulan ama bulamayan Muhammed'e Allah yol gösteriyor. Ne diyeceğini bilemeyen Muhammed'e Allah ne diyeceğini öğretmek üzere Cibril'i gönderiyor. İşe böyle baktığınız zaman olay gayet doğal iken, öbür türlü geleneksel kültür aranızdayken baktığınız zaman insan üstüleşiyor. Yahut da şunun sıkılmasıyla bir insanın okumayı yazmayı öğrenmesi arasında uzaktan yakından bir alakası var mı? İnsan döşüyle, gözüyle okumuyor ki, bir kere kafasıyla okuyor. Değil mi? Efendim tabii. Bakıyorsunuz, senin kalbini açmadık. Elimle şahrike sadrak diyor mesela. Senin kalbini açmadık. Yani seni ferahlatmadık. Bu geleneksel kültür aradayken bakıyorsunuz, 5 yaşındayken işte süt kardeşi hemen yanından almışlar götürmüşler şu orada. Çölün ortasında işte yarmışlar, kalbinden şu kadar fıstık bir kan atmışlar, sonra tekrar dikmişler Filipinler'deki bıçaksız ameliyat gibi. Hiç alakası yok efendim, hiç alakası yok. Daralıp duruyordu, seni ferahlatmadık mı, göğsünü açmadık mı? Türkçe'de de var. Göğsüm açıldı, ferahladım demiyor muyuz? Ferahlamayı göğüsle ifade edilmesi. Evet, sıkıntının son bulması, giderilmesi. Bu manada söylüyor Allah-u Teala, açık açık belli. Mesela ayette diyor ki açıkça, sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Yani biziz sana bunu öğretir. Ama efendim vay, peygamberimiz daha doğduğundan beri peygamber olduğunu biliyormuş. Yahu Allah mı doğru söylüyor, siz mi doğru söylüyorsunuz bunları? Yapmayın yahu. Olur mu onun için? Allah açık açık söylüyor. Yani Müslümanların ana sorunu şu, biz Kur'an'ı anlamayız anlayışını ortadan kaldırmalar lazım. Müslümanların önündeki en büyük hasım, en büyük engel, kırıkla bile aşılması zor engel.
Ve bu Müslümanları batırmış. Yahudi, İngiliz, Fransız, Amerika. Ben geleceğim Müslümanların temel sorununa. Evet. İsterseniz. Bu noktada ben hemen tekrar soruya döneyim. Yani bu noktada sizin oturup muhasebe yaptığınızda bu Müslümanlar, Müslüman gruplar benim üzerime niye bu kadar geliyor? Bana bu kadar niye hakaret ediyor diye düşündüğünüzde kendinizde bir hata aradığınızda pek az bulduğunuzu söylediniz. Ve galiba üstü kapalı olarak bu doğruları anlattığım için en büyük hatam anlamında söylüyorsunuz. Yok, buna hata değil. Ben mezahirim, yani, müfteharım olarak bakıyorum benim anlamda. Eğer hataysa bu alan bir hata anlamında. Ya o sözün gelişi tabii. Evet, yani mesele şu, hata olmaz mı? Olur. İnsan bu yani. İnsansa hatası olur. Evet. Hatası varsa insandır zaten. Allah hata etmez bizim itikadımıza göre. Ama yani eğer İnsanlar hata peşindeyseler, benim gözümdeki ufacık çapağa bakacakları yerde kendi gözlerindeki kocaman sopaya, merteğe baksın. İslam'ı çarpıtıyorlar, akidelerini şirke bulaştırıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Siyasi rejimle uzlaşmaya giriyorlar. Allah'a değil siyasal sistemi razı etmeye çalışıyorlar. Onlarınki kusur olmuyor da benim hatam var. Git oradan sen de, metelik vermiyor bunlara. Bu durumdakilerin söylediklerine metelik vermiyor. Yani bakıyorum ben de ne var, yanlışlık varsa düzeltmeye çalışıyorum ama onları hiç de önemsemiyorum. Sen evvela kendine bak. Ne demiş Ömer, Peygamber Muhammed'i öldürmeye giderken? Birisi rastlamış yolda. Böyle nereye gidiyorsun? İşte ben Muhammed'i öldüreceğim ve bu işi bitireceğim. Sen demiş evvela git bay bacım demiş, terbiye et de ondan sonra Muhammed'i, elin Muhammed'i nasıl gitsin? Ha? Biliyor ki evet. Çok meşhur. Mesele bu. Onun için ben diyorum ki böyle diyenlere, yok Ercüment Özkan sert, yok Ercüment Özkan tavizsiz, ilgisiz, parasız, öyleyim elhamdülillah. Elhamdülillah ki öyleyim. Keşke öyle olanı çok bir toplum olsa. Laf mı yani? Siz kendinize bakın diyorum. Gidip sisteme entegre oluyorsunuz, sistemle bütünleşiyorsunuz. Eğri mi doğru mu size intikal eden, miras kalan hiçbir şeyin muhasebesini yapmıyorsunuz. Bütün bunlara rağmen rahatsınız. Ben doğrulara ulaşmak ve onları insanlara ulaştırmak için çırpınıyorum, oturup beni kınıyorsunuz. Ben günahcıların kınamasından hiç çekinmiyorum. Allah-u Teala'nın Kur'an'da buyurdu. Peki efendim, bu arada ben hemen seyircilerime dönmek istiyorum. Sevgili seyirciler, evet, şu anda belki ekranlarına Zaptik Yapık ve Sena TV'ye dönen, televizyonlarını yeni açan dinleyicilerimiz, seyircilerimiz olabilir. Ben hemen şu anda konuştuğumuz canlı yayında bulunan değerli konumuzu tekrar tanıtmak istiyorum. Zaman zaman belki altyazıyla arkadaşlarımız tanıtıyorlar. Ankara'dan bugün Manatya'ya gelen ve galiba ayın 13'ünde bir konferans için, pazar günü, ayın 12'sinde, konferansı olan değerli İktibas Dergisi genel yayın yönetmeni, değerli yazar Ercüment Özkan'la birlikte röportajımızı sürdürüyoruz. Şu anda saatlerimiz yaklaşık röportajımızın başlamasından bu yana bir saat geçti, 21'i gösteriyor. Evet, bu arada bir saat içerisinde bir hadi soru birikti. Değerli dinleyicilerimizden 323-01-07 numaralı telefonumuza sorular yazdırılıyor. Değerli dinleyicilerimiz, seyircilerimiz isterse şu an bizim röportajımızın tamamlanması, birinci bölüm tamamlanmasına kadar bu telefona sorularını yazdırabilirler ya da canlı bağlantıda sorularını sorabilirler. Evet, Sayın Özkan, ben hemen şu soruya geçmek istiyorum. Müslümanların en büyük problemi, sıkıntısı, değerli olarak gördüğümüz, yani bir sıralama yapılırsa belki de ilk sıraya alacak bir problem. Grupçuluk, bölünmüşlükle ilgili bir soru yönetmek istiyorum. Yalnız ben bu soruyu düşünsel ve fikirsel bazda değil, yani bir soracak olsam size, siz burada oturursunuz, vahdetle ilgili, yani grupçulukla ilgili, bölünmüşlükle ilgili sabaha kadar konuşursunuz belki. Ben bu anlamda sormuyorum. Genelde ben daha evvel röportajın başında söylemiş olduğum gibi, sizin meselelere bakış tarzından çok size ortaya koymak istiyorum. Mesela pratik bazda, Ercüment Özkan olarak bu grupçuluk ve bölünmüşlükle ilgili nasıl mücadele ediyorsunuz? Yani siz şahıs olarak, bir Ercüment Özkan olarak bu grupçuluğun hakkından nasıl geliyorsunuz? Mesela şöyle bir misal vermek istiyorum. Siz onların mekanlarına gidiyor, onların kitaplarını okuyor, onların dergilerinde yazıyor, onlarla birlikte hareket ediyor bazen gerekirse beşeri münasebetler açısından. Böyle bir çaba sarf ediyor musunuz? Ya da daha çarpıcı bir misal vermek istiyorum. Şimdi burada röportaj yaparken
hemen şuracıkta Sayın Necmettin Erbakan gelse, onunla ilişkileriniz nasıl olur? Yani aranızda bir fikirsel, düşünsel ayrılık var da onunla konuşmaz mısınız, yemez içmez misiniz? Böyle bir kopukluk yaşanıyor. Siz Ercüment Özkan olarak nasıl bir Müslümansınız? Nasıl bu ilişkilerde nasıl sizden, sizin gibi düşünmeyen, sizin gruptan olmayan Müslümanlarla ilişkinizi nasıl düzenliyorsunuz? Bizim gibi düşünmüyor diye görüşmemezlik ettiğiniz oluyor mu? Küskünlüğünüz oluyor mu? Bunu lütfen cevaplar mısınız? Çünkü bizim için bu çok önemli. Yani düşüncenizden çok yaptığınız şey önemli. Şimdi efendim, Müslüman muhatabına kendini endeksleyen, muhatabı karşısında reaksiyoner olan, o aksiyon ortaya koyacak, kendisi ona ters aksiyon gösterecek, yani reaksiyon gösterecek, gösteren kimse demek değil. İslam, küfrü tevhid, küfrü şirki kaldırmak için değil, tevhidi ikame için geldi. Tevhidin ikame olduğu şeyin doğal sonucu olarak şirke yer kaldırır. Çoğu zannediyor ki, duygusal ve düşünsel alanda, biz şirke düşmanlığımız yok, biz tevhidin dostuyuz. Tevhidin dostu olan, dürüstlüğün dostu olan, eğriliğin zaten hasmı olur. Yani bu kaçınılmaz şekilde biri diğerini gerektiren bir şey. Bunu anlamıyor çok insan. Bir kere bir dava adamı, bir fikir insanı, bir inanmış insan, yanlışa dahi inanmış olsa, yanlış yolda olsa dahi, eğer ona küser, buna dair darılır, şununla bağı koparır, öbürüyle irtibatı keserse, o davasının batıl da olsa davası, hak da olsa adamı değildir. Hiçbir peygamberin ki bu konuda önde gelen insanlardır, kimseye küstüğünü duydunuz mu? Kimseye küstüğünü, darıldığını yazıyorum, affedici olun. Bu, yani o doğruları onlara tekrar tekrar söylemekle mükellef, yani Allah bu görevi verir. Allah ona demiyor ki, şu adam sana şöyle derse, sen ona bir daha söyleme dese, onun da söylememe hakkı doğar. Ama böyle bir şey demiyor. Ne diyor bazı konularda, işte sana hakaret ederlerse, dinin söylerlerse, bilmem ne yaparlarsa, ne yap? O da lafı kes ve hiçbir şey söylemeden uzaklaş, ne zaman başka bir zamana kadar. Bunu anlatabiliyor muyum? Yoksa onlar sinkar etti, sen de. Tepki onlar şeyini şey ederim dedi, sen de, ben de sizin şeyinizi şey ederim. Olmaz. O zaman siz İslam'ın geliştirdiği, oluşturduğu bir şahsiyetin değil, hasımlarınızın oluşturup, onların huyuyla, ahlakıyla oluşmuş bir kişiliğin sahibisiniz demektir ki yoksunuz. Yani onların kötü bir gölgesi, kötü bir kopyası olursunuz. Bu bakımdan kim olursa olsun, mesela ben Necmettin Bey'i 1956'dan beri, Gümüş Motor hikayesinden beri tanırım. Aramızda 10-11 yaş fark var ama... Ben onu misal ettim. Mesela şu, tanırım hatta 61, 62, 63, 64, 65'li yıllarda Ankara'da, muhtelif evlerde neredeyse 60, 70, 80 oturumda birlikte bulundum. Bulunanların en küçük yaşta olanı bendim. O ve ondan daha yaşlı olanlar da oluyor. Mühendisi, hukukçusu, doktoru, profesörü bilmem nesi. Ama hiç kimse ona bir şey söylemiyor. Sürekli Kur'an'ı ben onun söylediklerinin karşısına çıkarıyordum. O ise beni başkalarına tembih ediyor, bir dahaki toplantının yerini bana söylemeyin, gelmesin diye. Kendi cesaret edemeyip söyleyemeyenler onun bulunduğu yerde bana gene ondan bir sonraki toplantının yerini, saatini, gününü bildiriyordu. Ben gene orada oluyordum. Buna rağmen ben ona niye düşman olacağım ki? Kime niye diye düşman olacağım? Ben küfrüm, şirkin düşmanıyım. Günün birinde bugün kafir, bugün müşrik olan İslam olabilir. Ama şirk hiçbir zaman İslam olmaz. Küfür hiçbir zaman İslam olmaz. Tabii. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan mesela siz şirke karşısınız. Yani tevhidden yanasınız. Kaçınılmaz olarak da şirke karşısınız. Ömer İbn-i Sattab'la şirk böylesine çakışmışsa, sizin okunuz şirke çevrili olduğu için, Ömer de o şirkin önüne geldiğinden okunuz Ömer'i gelmeden şirke girmiyor. Ama sizin husumetiniz Ömer'e değil, şirke asıl. Böyle olunca Ömer bu şirkin önünden günübir gelip çekilince okunuzun istikameti değişmiyor, gene aynı yere. Yani şirke... Çok ince hassas bir nokta yani. Tabii yani çok işi anlamak, duygu yanına, düşünsel yanına iyi ölçüp biçmek lazım. Çünkü İslam
Eğer bir başka kelimeyle ifade edilmek isterse bir muhasebe dini, yani hesabı kitabı olan, hesaba kitabı dayanan mühendislik din hakim olduğu dini. Yani hesabın hakim. Hesaplı kitaplı yani. Mühendislik zaten hendese, hesaptan geliyor ya. Ha. Tamam. Yani hesap. Bu dünyada ben size karşı davranışımda sizin bana hakkınız geçmemesin için, benim başkalarına hakkım geçmesin, benim bağışlarım bilerek ayrı mesele. Allah'ın bana hakkı geçmesin, anlatabiliyor muyum? Yani onun hukukuna riayet edeyim, bütün bunları hesap ederek yaşamanın adı değil mi İslam? Hesaplı bir din. Yani, tabii, hesap dini ya. Hesaplı bir din ve hesap dini. Yani bilmem ABC'de tercihli mi bilmem hesaplı, o anlamda hesaplı din. Yani yaşaması kolay bir din ve hesaba dayalı din. Yani öyle hevana tabi olma dini değil. Hevana tabi oldun mu bir prensibin yok, standardın yok. Her imalatın birbirinden farklı. Ve iler tutar yanı olmaz. Entegrasyon mümkün olmaz. Bir sistematize etmek kabul olmaz. Ama İslam baştan sona aynı fabrikanın imalatı. Ve şey yani TZ'ye damgalar sözün gelişi söylüyorum. Yani Allah standartını Allah'ın koyduğu, belirlediği bir yaşam biçimi ve inanç tarzı, dünya görüşü. Biz kendimizi ona adapte eder isek fıtratımıza uygun davranmış oluyoruz. Yani beşeri münasebetler bazında diğer insanlar... Hiç kimseyle küsmenin bir anlamı yok efendim. Zaten dava adamı küstüğü andan itibaren davasını terk etmeye başlamış demektir. Ne demek? Kimin yani nasıl küsebiliyorsun sen? Allah diyecek ki peygamberine sen bütün kullarına bildir. Peygamber de diyecek ki işte ben Ebu Cehil'e küstüm ama söylemeyeceğim. Allah demez mi ona ki ben sana küsme hakkı verdim mi sen? Sen benim elçimsin ya. Ha? Ve vermemiştir zaten. Küs peygamberine kendisi. Yani böyle bir özgürlüğümüz yok. Yok tabii öyle bir. Yani hıyarınız yok. Seçim. Evet. Seçiminiz yok. Teslim oldum diyor. Müslüman diyorsun bakın. Teslim olmak, Müslüman ne demek? Vahye teslim olan demek. Hevasına teslim olmayan, başka şeye teslim olmayan, vahye teslim olan demek. Vahye teslim olmuşsunuz, vahiy her ne ki buyuruyorsa hepsine teslim olmuşsunuz. Bunu ifade ediyorsun. Bundan sonra kimi konularda çocukların alemi var mı? Oğlumdan hesabını vermezsiniz. Hesabı dışına çıkarsınız. Çıkınca da zarar edenlerden olursunuz. Evet sevgili seyirciler, ben hemen şunu hatırlatmak istiyorum. İlk bölümde bugün meydana gelen bir olayı sıcağı sıcağına bir yazarımıza, değerli bir konuğumuza sorma imkanına kavuşmuş olduk. Bu vesile bir tevafuk oldu. Ben hemen o soruyu yöneltiyorum. Daha sonra ikinci bölümde arkadaşlarımıza ben bakıyorum. İkinci bölümde sevgili seyirciler canlı bağlantı arabiliriz. Bundan sonra arayacak olan dinleyicimizi artık canlı yayına iletebiliriz ve bu süre içerisinde bize yazdırılan sorulara da imkanımız nispetinde zaman ayırıp cevaplandırmasını sağlayacağız. Evet Sayın Özkan, isterseniz hemen ben zamanla tasavvuf yapmak amacıyla geri kalan sorularımı bilahare eğer zaman kalırsa sormak şartıyla bu günkü meydana gelen orayı ben hemen sormak istiyorum sıcağı sıcağına. Bugün seyrettiniz mi bilemiyorum, belki seyahatte olduğunuz için imkanınız olmadı. Ancak sanırım yeteri derece bilgi aldınız. Bugün Anıtkabir'de Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü nedeniyle yapılan törende bir olay meydana geldi. Mahmut, sanırım ismi Mahmut, Mahmut Kaçar isimli bir Müslüman kardeşimiz orada eline Kur'an-ı Kerim alarak Süleyman Demirel'in, Sayın Süleyman Demirel'in karşısına geçip işte bu taşlara tapmayın, bu taşlardan, bu ölülerden size fayda gelmez, Kur'an-ı Kerim'e uyun şeklinde bazı şeyler söylemiş. Sayın Süleyman Demirel'e ve oradaki insanlara karşı. Siz bu Müslümanın davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha sonra bu davranış Müslümanlara zarar mı getirir, fayda mı getirir? Böyle bir şeyi tasvip ediyor musunuz? Siz olsanız böyle bir tebliğ yöntemi, bu şekildeki bir anlatış yöntemini benimser misiniz? Bu ne? Estağfurullah. Ben olayı Ankara'da iken işitmedim. Sanıyorum sabah saatleri yanlı, gündüz de herhangi bir haber programı izlemediğim için haberim olmadı ve Malatya'da haberdar oldum. Hatta kısaca bir kanaldan da özetini dinledim. Ben gücümün yettiği kadar her konuyu İslam'ın
ortaya koyduğu esaslara göre değerlendirmeye çalışıyorum. Bunu ne kadar beceriyor, ne kadar beceremiyorum ayrı bir konu tartışılır ama şiarım bu. Bu itibarla baktığımda acizane yanılıyorsam düzeltilmeye ihtiyacım var demektir. Ben kimsenin doğumunun kutlanması, işte ölümünde üzülülmesi filan gibi böyle bir yıl dönümler, gün dönümler, 3. 40. 7. geceler, 52. geceler diye şeylerin İslam'la uzaktan yakından alakası bulunmadığı. Hiç fark etmez. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Mevlid Kandili diye, yani doğum günü kutlaması diye bir şey asla yok idi. Asırlar sonra icat oldu. Yani belli ki bu hurafe, eğer bu yapılması gereken bir iş idiyse bu dinin peygamberi o işten habersiz mi diyeceğiz yani? Haberli idi de yapmadı dersek bu da çarpıklık olur. O zaman demek ki böyle bir şey İslam'la alakası yok demek. Bu gibi şeyler daha ziyade cahili düşüncelerin, hevalara uymanın sonucu ortaya çıkan uyduruk merasimlerden başka bir şey değil. Bu bakımdan ben yani şahsiyetleri arasında dünya kadar fark olsa, bulunsa dahi kim olursa olsun, gerek kötü anlamda, gerek iyi anlamda tanınan, bilinen insanların hiçbirinin doğum veya ölüm günlerinin kutlama veya işte üzüntüleme günleri olması diye bir şeyi doğrusu kabul etmiyor ve hoşuma gitmiyor. Yani benim hoşum muhakkak ki bir ölçü değil ama ben İslam'da buna yer bulamıyorum. İslam'ı tebliğ etmeye gelince ister istemez onu Kur'an nasıl tebliğ edilmesi gerektiğini belirttiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onun en iyi uygulayıcısı, Kur'an'ı ahlak edinen kimse olarak nasıl tebliğ edileceğini ortaya koymuş. Yani mesela bildiğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam'dan kalma, zaman zaman yıkılmış fakat Mekke'li müşriklerce yeniden yapılmış Kabe, içine Allah'ın oğlu diye anılmasına rağmen içi putlarla doldurulmuş, hiçbir şeye kadir olmayan varlıklardan her şey umulur hale getirilmiş ve bu şekildeki varlıklarla da tıka basa doldurulmuş. Rivayetlere göre 360 tane neredeyse irili ufaklı Allah'ın velisi saydıkları, hiçbir zaman put filan demedikleri, bu sebeple de müşrik olmayı da hiç kabul etmedikleri, ama Allah onlara açık açık müşrik diyor. Fakat onlar hiç üzerlerine almıyorlar. Biz diyorlar onlara, onlara Allah'ın ortağı gözüyle bakmıyoruz. Biz Allah'ın velisi gözüyle bakıyoruz. Sen ne gözüyle bakarsan bak, Allah ne gözüyle bakıyor o önemli. Allah'ın gözüyle bu işin şirk olduğu uygulanıyor. Bu gibi şeylere karşı vurulsun, kırılsın, durulsun, durulmasın, yani bunun üstünde durulmamış. Hatta içleri put, içi put doluyken dahi Resulullah'ın Kabe'yi tavaf ettiğini biliyoruz. Yani o İbrahim Aleyhisselam'a Allah'ın emri ve çile yapılan, Allah'a ev olarak yapılan, yani Allah'a ev, Beytullah efendim Arapçasıyla. Ondan sonra o evi tavaf ediyor. Yani onun tavaf edilmesi, etrafında dönülmesini canlı tutmaya çalışıyor. Yoksa içindekilere veya o binayı medene getiren kara taşlara biraz harcına filan tapınma anlamında değil. Zaten paganist dinlerde, yani çok tanrılı dinlerde böyle formellik çoktur, yaygındır ve yoğundur. Yani şekilcilik çok yaygın, merasimler çok yaygın. İşte ruhuna veya bir dakika ayakta durmak ne demekse bu, yani saygı duruşu. Bu senin uydurman, yani insanların kuruntusundan başka bir şey değil. Bunun için ben hiçbir toplantıda mesela işte şunların ruhuna, bunların şehitlerin ruhuna, yok bilmem Çanakkale gazilerinin ruhuna, ben ayağa kalkma gereği duymam ve kalkmam da. Yani yaptığım şey, böyle bir şey anıldığında Allah-u Teala'nın hepimizi, onlar da dahil, mağfiret etmesini dilemek olur içtenlikle, bu kadar. Çünkü İslam bizden bu tür dileklerimizi, işte bir dakika konuşmadan ayakta durmakla, bilmem şöyle böyle etmekle, çelen koymakla filan
istememiş. Yani bu bunların İslam'la alakası yok. Çiçeği seviyorsanız ayrıca çiçek evinizi de döşeyin, bahçenizden en güzelliğiyle düşünün ama ölüyle çiçek arasında, kabristanda çiçekler de olsun. Fakat yani ölüye çiçek koymanın İslam'la alakası yok. Bunlar İslam'mışı dünyadan gelmiş şeyler. Ama kabristanda çiçek olmaması anlamına gelmez bu. Yani olsun. Selvi ağacı da olsun, yemyeşil olsun, her yerde olsun, yalnız kabristanda değil. Şimdi bu türden hareketler belki sizler epeyce, yani doğmadan önce de Türkiye'de olmuş idi. Mesela 15 yıl boyunca Türkiye'de ezan Türkçe okutuldu. Yani metazori, işte Allahu Ekber yerine Tanrı uludur, Tanrı uludur, yoktur ondan başka tapacak diye başlayan, Muhammed onun kuludur filan diye devam eden ezan 15 yıl boyunca okutuldu. 1949 veya 50 yılıydı, tam hatırlayamıyorum ama Büyük Millet Meclisi'nde, ki Ulus'taki Büyük Millet Meclisi o zaman şeydeki yoktu daha şimdiki, dinleyici hocalarında veya dinleyici bölümünden bir dinleyicinin ayağa kalkarak Arapça, ezanın Arapçasını okuduğunu gördük. Yani Türkiye'de o zaman bu olay da epeyce büyük çalkantılara neden oldu. Ve işte hem büyük bir şaşkınlık hem dinleyiciler arasında hem de aşağıdaki genel kurul arasında oldu. İşte Arapça filan derken adamı yakaladılar, alıp götürdüler filan. Orada aynı zihniyetle gelmiş bir başka insan onun kaldığı yerden ezanı, yani ortalık yatışmışken tekrar devam ettirdi filan. Bunların o yıllarda adı Tijani, yani Cezayir'de, Tunus'ta galiba Tijan kasabasına size izafe edilen bir şeyhin kurduğu söylenen tarikatın Türkiye kolu. Kemal Pilavoğlu diye bir hukukçu ve CHP'liydi bu adam. Ama bir tarikatın şeyhiydi. İşte tarikatın dışa yansıyan en bariz vasıfları işte korkusuzluk, çıkıp meydanlardaki heykellerin burunlarını kırmak, kulaklarını kırmak filan şeklinde ve belki en masum ve en işe yararı da mecliste bu ezan okumaları sayılabilir. O da artık ne kadar işe yarar ayrı bir konu. Yani böyle şeyleri İslam bilmiyorum, söylenir tabii, yani bir kavmin geride kalanlarına hak söylendiği gibi ileri gelenlerine de söylenmeli ve söylenecek. Çünkü bütün peygamberler kavimlerinin, yani toplumlarının ileri gelenlerine tebliğ ile görevlendirilmişler. Eğer onların yolunu tutmak istiyorsa insanlar, ki tutmakla mükellefler o peygamberlerin, bu takdirde onların yaptıklarını da yapacaklardır bu anlamda. Yani kavminin, toplumunun önde gelenlerine de hakkı söyleyeceklerdir. Ama ne şekilde söyleyeceklerdir? Firavun'a Musa Aleyhisselam'ın ne şekilde söylemesi gerektiğiyle ilgili Allah-u Teala'nın Kur'an'da Musa'nın Firavun'a, Firavun'a Musa'nın ne şekilde söylemesi gerektiğiyle ilgili tarifi var, tanımı var. En güzel şekilde ölçüsü var yani. Tabii. Peki bu an kadının bir şekilde söylemek doğru mu sizce? Yani doğru mu bir şey diyemem de sonuçta ne oldu, ne olur bunlar da hesap edilmez. Yani şöyle ki, öyle peygamberler gelmiş, bir tek ümmet bulamamış hakkı söyledikleri halde. Zararım olur, yararım olur. Yani bence bu iş bu açıdan bakılmamalı. Yani zarar, yarar İslam açısından bir işin failine doğru iş yararı olur mu yoksa zararı mı? Yani Allah'ın razı olduğu bir iş midir yoksa olmadığı bir iş midir? Bu açıdan bakmalı. Eğer Allah'ın razı olduğu bir işi yapıyorsanız, ne olursun o yüzden bilmem insanların başına iş gelirmiş, şu olurmuş, bu olurmuş, bu sizin istediğiniz bir şey değil. Yani peygamberi Allah'ın da diyor, hakkı tebliğ edeceksin. Ben sana tebliğ ediyorum, sen de kullarımı edeceksin. Şimdi o hakkı tebliğ edince kuru iştiha ediyor. Babanın sen oğlusun, sen kabul ediyorsun. Baban kabul etmeyince babayla oğlun arası açılıyor. Peki bu manzaraya bakarak Mekke'ler diyor ki ben Muhammed nifakçı. Fitne çıkardı. Mekke'yi kendi. Yahu yapmayın, bu adam ikilik çıkarmaya gönder. İkiliği çıkaran sizsiniz. Oğul kulak verdi, baba da kulak versin. İkilik çıkmasın, gene birlik devam etsin. Ya yani bu suç sizde. Siz suçunuzu Muhammed'e fatura ediyorsunuz. Yani bu ne biçimmiş? Ama insanoğlu böyle işte, hep
yan çiziyor yani öyle. Evet, Sayın Özgüven söylerken öküzün yan çizdiği gibi maalesef yan çiziyor. Soruya cevabımız tam olduğunu bilemiyorum ancak şu anda arkadaşlarımız ısrar ediyorlar. Bir telefonun canlı bağlantımız olacak. Sesini rahatla gerek etmeyelim. Daha sonra bu soruyu tamamlarsınız yani. Ayrıca yazılı sorular var. Sorular bir araya geçeceğiz efendim. Olur efendim, buyurun. Alo. Aleyküm selam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Sizi beklettik mi galiba telefonda? İnan ki biraz beklettiniz. Bundan böyle ricamız şu, sorulara biraz kısa cevaplar verilmesi. Evet. Diğer dinleyici kardeşlerimiz de olabilir. Şimdi... Özellikle böyle ilmi bir çalışmalara yer veren sana televizyon yetkililerine hasreten teşekkür ederim. Özellikle biz teşekkür ederiz. Ben Ramazan Keskin. Bunu belirteyim. Ercüment Bey, ağabeyimize de Malatya'mıza hoş geldiniz diyorum. Sağ olun efendim. Sayın Alişan Hayırlı Bey'e de hayrola, böyle pek ekranlarda görmüyordunuz. Kaçtınız mı, kaçırttılar mı onu da bilemiyorum. Evet. Sizi görmek bayağı güzel oldu. Allah razı olsun. Buna. Allah razı olsun. İnşallah bundan böyle görürüz. İnşallah. Ercüment ağabeyimize benim bir eleştirim müsaade ederlerse. Bir de bir sorum var. İkisini de bu arada söylemek istiyorum. Buyurun efendim, buyurun. Şimdi Ercüment Bey ağabeyimiz İkra ile ilgili olarak bir hususu arz ettiler. Bence bağışlarlar, konuyu çok basite aldılar. Şimdi bir dilden bir dile, kendileri çok iyi biliyorlar, çok farklılıklar var. Belki Türk dilinde, şu affedersiniz, işte öt, konuş, söyle lan, oku, anlat bakayım gibi bir takım terimler, deyimler olabilir. Her dilde de kendisine has deyimler var. Arap dili ve edebiyatında bununla ilgili kendilerinin de malumudur. Kul diye, yani söyle diye bir tabir var. Kellim, konuş diye bir tabir var. Zekir, hatırlat, söyle, anlat manalarına tabir var. Fakat ikra, bu söylediğim üç manada kullanma ihtimali yoktur. Çünkü bir şeyin okumasını gerektiriyor. Bence Sayın Ercüment Bey bunu çok basite aldı. Bunu ben doğru bulmadım şahsen. Çünkü Arap dili ve edebiyatında Araplar arasında argo dahi olsa bunu bir ikra şeklinde ifade etme durumu yoktur. Bir şeyin okunması. Biz kendi yanımıza bir takım mantıksal kurallarla gidersek elbette sonuca varmamız farklı olabilir. Mesela niye böyle olmadı ve şöyle olmadı? Bunu Allah'ın dilemesine bırakmak gerekir. Kendileri çok iyi bilir ki müşriklerin vasfettikleri bir konu var. O da Allah başka bir misal bulamadı mı? Sineği misal verdi. Allah dilediği şekilde dilediği misalleri verir. Onunla dilediklerinin imanlarını arttırır. Dilediklerine yollarını kaybetmelerine bir sebep verebilir. Bu nedenle bu ikra durumu olmadı ama bu hususta bazı rivayetler var. Kisabının mevdudu yanılmıyorsam o da bu hususta bir rivayet Cibril tarafında bir levhanın kendisine veya bir herhangi bir madde üzerine bu delce olabilir. Rivayetler var. Diğer bir şey de Peygamber Aleyhisselam'ın bu ilahi mesajı almaya, ki kendileri biliyor Şuara suresinde Allah Celle de diyor ki biz açık bir Arapça ile Cibril'i size bu Kur'an'ı sizin kalbinize insanları uyararsınız diye açık bir Arapça ile Cibril bu Kur'an'ı size indirdi. Yani vahyi indirdi. Şöyle tarif etmek mümkündür. Yani vahiy Allah Celle Celle tarafından Cibril vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine insanları uyarmak için indirilmiş ilahi bir kanunlar manzumesidir. Bu nedenle burada bir gariplik görmek ben şahsen uygun görmedim. Şimdi soruma geçiyorum müsaadeleriyle. Şimdi zaman zaman şunu görüyoruz. Benim sorum belki iki şıklı olacak. Birinci şıkta bazı insanları görüyoruz. Diyorlar ki biz yani peygamberi yaptıkları bizim için bağlayıcı değildir. Biz onu örnek almasak ne olur? Örnek almak zorunda değiliz diyorlar. Mesela sabah namazı iki rekat farz olarak ben iki de kılarım, dört de kılarım, 14 de kılarım diyenler var. Kur'an'da Allah Celle Celle peygamberden sizin için örnekler vardır deniyor. Bu hususta Sayın Ercüment Bey ne diyorlar?
Evet. Bir başka, yani bir belki bu soru için ikinci bir şık şeklinde olacak. Türkiye'de kendileri de çok iyi biliyor ki bu hususta yazılarından da öyle zannediyorum. Rahatsız olanlar oldu, özellikle mağaziler. Bu hususta bize neler söyleyebilirler? Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun, hayırlı akşamlar. Teşekkür evet. ederim Ramazan Bey, sağ olun. Bu sizi beklettiğiniz için de kusura bakmayın, habersizdim. Aslında yani bana işaret ediyorlardı. Yalnız evet. Sizin konuşmanızı, soruya cevabınızı bölmemek için sağ olun. Bunu şey yapmak zorunda kaldı. Evet. Şimdi efendim, sorudan evvel Ramazan Bey'in işte neredeyse birkaç dakikayı bulan açıklamasına gelelim. Bu açıklamalar geleneksel olarak hepimizin bildiği, kamuoyunun bildiği işte fıkıh kitaplarında, siyaset kitaplarında, şunda bunda yazıla yazıla artık binlerce, on binlerce yani ulaşmış kitaplarda bulunan şeyler. Lakin ben bu örneklerle aslında elbette ki Cibril Peygamberimize geldiğinde ne ben yanındaydım, yani o mağarada bu işin şahidiydik, ne Ramazan Bey ne de bir başkası. Yani o gün onların yıllarda Mekke'de yaşayan bir başkası da bu olayın şahidi değil. Kimse görmüyor. Ama bir husus var. Yani düşünüyorum şimdi yazılı bir şey getirilirse yazılı şey için oku denilir. Yani de, söyle, ne düşünüyorsun? Şeklinde anlamak şu açıdan daha makul geliyor. Elbette ki böyle mütalaa etmekle, düşünmekle yanılıyor olabilir. Nasıl? Aksini iddia edebilirim ki, yani yanımda bir kesin hüccetim olmadığı halde, ama düşünüyorum böyle olması daha makul diyor. Çünkü Peygamber-i Allah bizler gibi bir insan olduğunu defalarca ağzından söylettiği halde insanlar daha evvelki peygamberleri de ilahlaştırdıkları gibi tıpkı yani aynı yolu izleyerek adeta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da böyle insanüstülük vasıfları, sıfatları kazandırma temayülü göstermişler. Bu temayül, bu istek başlangıçta İslam'a karşı duran, Müslüman olmayan Kureyşli müşriklerin işiydi. Ne diyordular onlar? Sanki bizden bir farkın yok, bir de sözün, konuşmaların bile bizim konuştuğumuz değil. Evet, bunların bir kısmını bana Allah söylüyor diyorsun, biz sana inanacağız. Hiç bizde bu göz var mı? Yani olacak iş mi? Sen ne diyorsun? Biz çarşılarda, pazarda dolaşıyoruz, sen de çarşı pazarda dolaşıyorsun. Biz açmıyoruz, sen de açmıyorsun. Bizim altından inciden köşkümüz yok, senin de yok. Şu şöyle, bu böyle, evet. Ondan sonra da böyle böyle diyorsun, olacak iş mi? Yani Kureyş'in mantığı şuydu. Peygamberim, Allah'ın elçisiyim mi diyor bir insan, bu insan o gün Muhammed, Abdullah bin Muhammed, evet. O zaman harikulade delikler göstermeli. O diyorlar ya zaten başka ayetlerde de Allah iktibas etmiş onların sözlerini. Peygamberim diyor, hadi şu Mekke'nin dağını taşını işte yemişin bahçeler bilmem neler yapsaydı ya, şuralardan sular akıtsaydı ya. Yani hep olağanüstülükler talep ediyor. Böyle olağanüstü şeyler istiyorlar. Allah-u Teala onların bu istekleri karşısında diyor ki, Kur'an onlara yetmiyor. Kur'an onlara ayet olarak, yani bekledikleri geçerlilik caz bakımından yetmiyor. Ama yetmiyor adamlar. Hadi onlar müşrik. Ama bu anlayış daha sonra, bu anlayışı taşıyanlar Müslüman oldukça, Müslümanlara da geçmiş. Yani bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bir şey şuradan şuraya geçerken her şeyini orada bırakıp geçmiyor. Bir kısım şeyleri de getiriyor bu tarafa. Kimi şeylerden arınıyor ise de bir kısım şeyleri de taşıyor. Taşımışlar da öyle rivayetler var ki mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın idrarı, devri efendim yapar yapmaz derhal çok güzel bir kokuya, raihaya dönüşürmüş ve o raihayı rüzgar dağıtır Medine'de her taraf kokuturmuş. Herkes anlarmış ki o kokudan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam derlemiş. Yani insafınız kurusun. Yani Allah diyor ki, de ki ben de sizin gibi bir insanım. Bizim gibi insansa, idrarı da bizim gibi, kadurası da bizim gibi, biz uykuya ihtiyaç duyuyoruz, o da uykuya ihtiyaç duyuyor. Biz acıkırız, o da acıkır. Biz unuturuz, o da unutur. Biz aldatırız, aldanırız, o da aldanır. İşte bir mahalle ve benzeri olaylarda peygamberi kandırmış, unutmuşlar. Tamam.
resmini kandırmışlar ve bir sürü arkadaşını tuzak kurmuş alçak herifler. Yok da beni ilk konakladıkları yerde mızraktan bu işten geçirmişler. Bile bile böyle bir olayı bilseydi, dört adımlık bir konaklık mesafe ileride böyle bir olay, tuzak kuracaklarını falan ben, bir tüyünü, bir dırını verir miydi onlara, arkadaşlarına? Yok, elinden gönderiyor. Bu ne demek? O da kandırılabiliyor demek. O da kanabiliyor, inanabiliyor, yani inanılmaması gereken de inanabiliyor. İnsan bu şey gelsin efendim, böyle olunca demek istediğim şu, yani olayları olağanüstülükle ifade etmeye çalışır, bu yolu bırakmaz iseniz, o peygamberdi, olağanüstülüklerle bir aradaydı, biz ise peygamber değiliz, sonucu çıkar ortaya. Böyle olunca da bize peygamberin örnek gösterilmesinin Kur'an'da Usvetül Hasene gösterilmesinin hiçbir anlamı kalmaz. Niye? Benim ne yaparsam yapayım, kendisi gibi olmam mümkün olmayan bir adamın bana örnek gösterilmesiyle, gösterilmesinin ne anlamı var? Ben ki ne yapsam ona benzeyemeyeceğim, benzetemeyeceğim herhangi bir işimi. O zaman örnekliğin anlamı nerede kalıyor? Niye melekler insanlara ya da insanlar meleklere örnek gösterilmemiş? Niye? Hilkatları, fıtratları, ayrı varlıklar da onun için. Yani melek ne yaparsa yapsın? İnsan olamaz, insan ne yaparsa yapsın, melek olamaz. Olmasına gerek var mı yok mu konusu ayrı. Neyse bu konuyu geçelim. Diğer yandan, efendim aslında Ramazan Bey'in, Allah'ın selamı herkesin ve onun da üzerine olsun, peygamberin örnek alın, peygamberi örnek almasak olmaz mı diyenlerden bahsetti. Ben de gördüm böyle diyenleri. Desin insanlar, yani düşüncelerini içlerinde tutma yerine dışarı çıkarsınlar. Eğer tutarlı yanı yoksa, tartılsın, ölçülsün, biçilsin, atılacaksa çöpe atılsın, sağlamsa da geri alınıp hazneye konulsun. İnsanları susturmakla, ki bu toplumun sünneti müekkidesi bu. Daha çocuk yaşta şu kadar bebek annesine sorar, anne Allah'ın Mercedes'i var mı? Allah'ın yok. Sus, sus bakayım, kâbil olsun, sus. Böyle soru sorulmaz. Yani bırak sorsun çocuk. Yani sorular dışarı çıktıkça, o sorular cevaplandıkça insandaki endişeler, şüpheler giderilir ve en, yani iman meydana gelir, güven meydana gelir. Yok, daha küçükten itibaren fertlerini susturan, soru sordurmayan, özellikle de din konusunda, evet, sordurmayan bir toplum olduğumuz için bugün deniz gitmiş, karaya oturmuşuz. Bundan şiddetle ve çok çabuk bir şekilde kurtulmak için, kurtarmak için toplumun çalışılması lazım. Şimdi şöyle düşünelim, efendim ne böyle söylüyorsunuz, şusunuz, busunuz yerine arkadaş, mesela bırakalım şimdi, hadi bize gelen rivayetler, şunun bunun belki yanılarak yanlış hatırında kalmış filan rivayetleri, ama varsayalım ki bir an için kendimizi ışınlayalım, şu kurgu filmlerdeki tabirle söyleyelim, peygamberin zamanında yaşıyoruz. Peygamber namazı 4 kılmış, öğlen namazını farzı. Ben tutup 2 kılsam, birisi de Resulullah'a dese ki, ya Resulullah sen işte 4 kıldığın ve kıldırdığın öğlenin farzını, argüment Özkan 2 kılıyor. Peygamber bana sormaz mı, sen yani dininizi ben öğretmiyor muyum size diyecek. Çünkü Allah'ın bizzat ağzından duymuyoruz. Muhammed'in ağzından duyuyoruz aleyhissalatü vesselam. Peki ben 4 yapıyorken sen niye 2 yapıyorsun demez mi? Derse benim ona karşı söyleyecek geçerli hangi bahanem, hangi gerekçem olabilir? Yani yanlış yapıyorsan 4 kılmakla beni düzeltmek senin işin değil hemşerim. Ben Allah'ın elçisiyim, senin elçin değilim. Yanlışını Allah düzeltir demez mi? Der, demesi de lazım. Şimdi böyle mütala edince, yani onu örnek almasak olmaz mı? Örneksiz olmaz efendim. Olmaz ki Kur'an'da olmayacağı için bu konuda örnek gösterilmiş. Örneksiz olsaydı Allah-u Teala böyle bir ayet söylemezdi. O fuzuli söyleyen, boş yere konuşan bir varlık mı var? Haşa. O zaman olmaz mı? Lafın Kur'an'a aykırı bir laf benim kadar. Yani geçersiz bir şey. O kadar. Sivrisineğin örnek verilmesi efendim olmaz mıydı? Olmaz efendim. Gerekçesi mi? Allah diyor ki evet ben dilerim, size mi soracağım lan neyi ben örnek vereceğim, neyi vermeyeceğim ha? Sivrisinekten veririm, dilerim, daha fazla böceğinden veririm. Sana mı soracağım?
Hakikaten de Allah sağ kimseye sormaz, onun müşahidi yok, danışmanı yok, bizlerine danışarak filan yaptıktan sonra. O kadar efendim, zaten öyle olduğu için ilah da Allah'tır yani. Yoksa ona buna danışsa öyle, şuna buna akıl sormaya ihtiyacı olanlar Allah olur mu ya? Yani bu neyi gösteriyor? Elbette ki Allah-u Teala öyle dilemiştir, bitti. Peygamberin yanlışlarını yanılarak yaptığı şeyleri Allah-u Teala'ya aittir onu düzeltmek. Nitekim de birçok olayda bu konuda vahiy var. Biz rahatlıkla görüyoruz ki Peygamberin yanlışları, elçisinin yanlışlarını Rabbimiz Allah düzeltmiştir. Bu bakımdan Peygamberi örnek almasak demek, almasak olmaz mı demek, eğer yani Kur'an adına söyleniyorsa Kur'an'la çalışan bir söz benim kanaatim. Evet. Çünkü Kur'an onda sizin için güzel örnek vardır demekle böyle bir sorunun önünü kesiyor zaten. Yani böyle bir sorunu gereksiz kılıyor. Evet. Sayın Osman sorulara aslında uzun cevap ve cevabı gerekiyor aslında. Evet. Fakat daha çok sıralı dinleyicilerimiz var. Canlı yayında sormak istiyorlar. Bu arada önceden yazdıran dinleyicilerimiz de var, seyircilerimiz de var. Sesiniz ve hemen bunları veriyorum. Ben teke teke kısa cevaplar rica ederim yalnız. Çünkü ancak zaman eder. Evet, tabii. Konuşmalarınızda peygamberimizi bir postacı gibi görüyorsunuz. Bunun sebebi nedir demiş bir seyircimiz. Bu sorunun sahibi kardeşimizin kendi kuruntusu. Bakın postacı nedir? Filana gönderilen bir mektubun zarfının üstündeki isim ve adresi okumaya yetkili olup o mektubun içindekine bakmaya hakkı olmayan adama denir. O adresi bulacak. Ali olursa izler mi? Sağ mektup var. O mektubun içinde ölümden mi, paradan mı, alacaktan, borçtan bahsediyor. Bunlardan habersiz adama denir. Şimdi eğer postacı buysa ki bu kardeşimiz postacıların ne olduğunu önce öğrensin. Bakıyoruz peygambere öyle mektubun üstündeki adrese bakıp da öyle filan kapıya götürüp bırakan bir adama benzemiyor. Evet. Kendine gelen vahyi önce kendinde uyguluyor. Ondan sonra da toplumda uygulamaya başlıyor. Yani mektubun içinde okuyor bu adam. Okuyor, onunla da kalmıyor. Onu yani şu son yıllarda bir hemşehrimiz Turgut Özal vasıtasıyla meşhur olmuş bir tabirle yap işlet devretçi yani. Yani gelen vahyi, Allah'ın gönderdiği vahyi yapıyor, işletiyor ve işte vefat ediyor. Bizlere devredip gidiyor ki yani biz de onun gibi işletmeye devam edelim diye. Yap işlet devletçilik ve postacılık arasında. Yani ben yakından yanlış var. Öyle tabii yani ben böyle anladım. Yanlış anladım demek daha güzel değil mi? Olur, insan yanlış anlayabilir. Ben de yanlış anlayabilirim. Hepimiz anlayabiliriz insanız. Evet, teşekkür ederim. Sen şöyle bir şey yapalım. Bir, önce bir sözlü soru, bir de yazılı soru yapalım. Şimdi telefonu soralım. Telefonda bekletmiyorum. Evet. Alo. Alo. Efendim. Bir soru sormak istiyorum. Sizi tanıyabilir miyiz önce? Ben, nereden arıyorsunuz, kimsiniz, niye? Mehmet Kürbüz. Sağlık bölümünüm. Evet efendim, buyurun. Ercüment Bey'le Ercüment Bey'i tanıyorum. Gerek yazılarında olsun, gerek şahsen tanışmışlığım vardı. Buyurun Mehmet. Sağ olun efendim. Ben keşke demin telefon ettim. Mealci kesim, Türkiye'de şimdi mealci kesimin olduğundan bahsetti. Mealci kesim, dedi kesimden bahsetti. Ve bu kesimin peygamberi örnek almasak da olur şeklinde iddiaları olduklarını söyledi. Ercüment Bey de bu şeye katıldı. Bu tür insanlara kendilerinin de rastladığını, katıldıkken rastladığını söyledi. Ercüment Bey'e rica ediyorum. Bir tane isim verebilir mi Türkiye'de? Kur'an okuyan insanlardan peygamberi örnek almasak olur diyen bir insan ismi verebilir mi? Peki, teşekkür ederiz Mehmet Bey. Allah'a emanet olun. Efendim şöyle söyleyeyim. Bir değil, ben birden çok ismi bizzat tanıdım, konuştum ve bu konuda kendilerinin esaslı bir yanlışta olduğunu kendilerine söyledim. Şurada amacımız böylesi bir düşünce ne derece İslami'dir veya değildir bunu belirgin hale getirmek olmalı. Yoksa bu düşünceye müptela olmuş Ali, Veli veya Hüseyin yani filan veya falan şahıs bence o kadar önemli değil. Var diyelim ki filan A şahsı ne olacak yani ne ifade edecek? O şahsın adını anlam bence o kadar önemli değil. Fakat böylesi düşünceler konuşalım edelim ama yanlışlığını güzellikle göstererek
Yani sağlıklı sonuçta var. Bağlayalım. Yok demek istiyorlar. Yok var efendim, ben gördüm. Anlamda ben şahsen tanıyım ama tanıdım, vaktiyle tanıdım da bugün o adam düzelmiş, işittim mesela. Evet. Ben sevindim yani, doğrusu memnun oldum. Evet, şimdi bir... Olabilir, insan yanılır, kimi zaman yanılır, kimi zaman isabet eder. İstiyoruz ki herkes giderek isabet etme oranını artırsın, zaten İslam da bu demek. Evet, şimdi biraz önceki konuşmamıza dayanarak bir dinleyicimiz, bir seyircimiz yazdırmış. Miraca giderken kalbinin yarıldığı, zemzem suyuyla yıkandığı olayı bilindiği halde bu olay hakkındaki bilgi, Peygamberimizin kalp yarılması olayıyla ilgili bilgi, iki ayrı soru. Kalp yarılmasıyla ilgili yani elemme şahreke sadrak kalp değil de göğsün açılması, demin okuduk ama ne hikmetse kalp yarılması, kalp filan yok burada, kalp kelimesi geçmiyor. Bunun yol ayak duran Muhammed'in yol gösterilmek suretiyle ferahlatılması anlamına geldiğini söyledik. Tekrar etmenin bir gereğini de görmüyorum. Öbür türlü birçok konu var ki bilmiyorum, burada sabaha kadar belki uzar. Yani kısa söylenmesi benim açımdan mümkün, fakat dinleyicilerin konuyla ilgili belki altyapısının bulunmamazlığı yüzünden birbirimizi anlamamızı güçleştirecek yanı olduğundan çok uzayacak. Bunu da istediğim için bazı konulara değinmek istemiyorum ama benim hurafe gördüğüm birçok rivayetler var. Şahsi kanaatim, yani ben yanılmam, ben de insanım. Nasıl ki ben bunları rivayet edenler yanılmışlar kanaatindeysem, başkaları da benim bu düşüncemle yanıldığını söylemesi olabilir. Bana haksa onlara da hak yani. Efendim bir canlı yayında sorabilir misiniz? Alo. Alo. Buyurun. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ben Yeşiltepe'den arıyorum. Evet. Biraz önce Ercüment Bey kardeşimize bir soru yönelttiler. Ben kendisine hoş geldin diyorum, Ahmet Çoban Hoca. Razı olsun. Tanıyorum. Şimdi demin öyle okunan Kur'an-ı Kerim, İlahi vahyi millete anlatmak, bu mezarlardan, heykellerden bir şey elde edilemeyeceğini söylemişlerdi. Bunu da kendisi cevaplandırması gerekiyordu. Siz soru sordunuz Alişan Bey. Evet. Dediniz bunu nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ercüment Bey de cevap verdi. Bu cevap bence diyorum biraz daha açıklığa kavuşmadı. Çünkü Enbiya suresinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu putları görüp de büyük putun boğazını astığı balta gibi, o baltayı asıp da فَسَلُوا مِنْ كَانُوا يَنْتُقُونَ ayet-i kerimesinde açıklanmıştı. Bunu açık açık toplumun huzurunda ifade etmeyi daha yararlı buluyorum. Ve kardeşimizden, abimizden daha doğrusu bekliyorum cevaplamasını. Evet. Çünkü Âl-i İmrân suresi ayet herhalde 165'te olacak. Cenab-ı Hak onlardan ahd-i misa kaldı. Hakkı ketmetmemeyi, doğruyu açıklamayı, onların sonradan bir kısmı geldi ki dünya metaına az bir bahaya Allah'ın ayetlerini, hükümlerini açıklamayı ihmal ettiler. Ne kötü bir pazarlık diye zikrediliyor Âl-i İmrân suresinde. Aslında bunu kardeşlerimizden birçoklarından duymak, hele hele bilhassa televizyonlarda izleyici kardeşlerimizi doğrucu mahiyette bir şey cevap bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, biz teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Evet, bugün aslında bu sorunuz biraz kusura bakmazsanız uzunca cevap bulunacak. Yani uzun, evet. Güzel ama yani açıklayıcılığı açısından soruyu doğrusu çok önemsedim. İsterseniz Sayın Özkan, o sorulara cevap vermeden önce ben elimde bununla ilgili bir soru daha var. Saygı duruşu ile puta tapma arasındaki fark nedir demiş. Tamam, yani ayrıca konuyu açıklayacak. Efendim şöyle, ben diyorum ki bakın en son cümlemi en başta söyleyerek açıklamaya başlayayım. Hazreti İbrahim'in o hareketten amacı, yani putları kırmaktan amacı put kırmak değil idi. Neydi? İçinde yaşadığı o toplum elleriyle yaptıkları ve mabet diye adlandırdıkları mekana, kapalı mekana dizdikleri, kendilerinden çok şeyler bekledikleri, birçok şey yapacağına inandıkları varlıklar. İbrahim Aleyhisselam diyordu ki bunların elinden bir şey gelmez.
Bunlar da böyle, bu ne demek, nasıl gelmez, her bir şeyi onlar yapar havasında idiler. Bir gün İbrahim Aleyhisselam uyanıklık yapıyor, siz misiniz bunlar her şeyi yapar diyen? Evet. Tutmuş gizlice işte küçüklerin hepsini kırmış, büyüğünün omzuna da baltayı asmış. Vay kim yaptı? İşte ara tara sen yaptın. Demiş yok ben değil, o büyük put yaptı. Şimdi Peygamber İbrahim Aleyhisselam burada yalan mı söylüyor? Hayır. Amacı onları ne put kırmak ne bir şey yapmak, yani ne de puta taptığını söylemek ne de yalan söylemek. Onları düşündürmek, onların temelden yanıldıklarının ortaya çıkmasını sağlamak. Evet. Diyor ki, yani şu büyük put yaptı diyor, bak baltanın omzunda değil. Halbuki büyük put yaptı demek Peygamber'e yaraşır, putu pediz yalan ve putun hiçbir halt edemeyeceğini söyleyip duran adam değil mi Hazreti İbrahim? Peki bu söz ne anlaşılması gereken bir söz? Siz değil misiniz bu putlar her şeye kadir? Yapar, çatar, eder, bilmem ne, evet. Ama ben de sizin söylediğinizi söylüyorum, hadi buyurun bakalım. Evet, o büyük put yaptı diyorum. Onların silahıyla buluyor. Ha, şimdi onlar ne diyor, hep o yapamaz. Ha işte yıllardır ben de size bunların en büyüğü de en küçüğü de hiçbir şey yapamaz diyordum. Nihayet gün geldi, lütfen de ağzınızdan çıktı. Jetonunuz düştü yani, elhamdülillah. Bunu söyletmek için İbrahim Aleyhisselam böyle söylüyor. Yoksa o büyük kurt yaptı derken onu yapmadığını, kendi yaptığını bilmiyor mu İbrahim? Yalan mı söylüyor? Yok. Amaç başka. Yani diyalogdan adamların düşündürebilmek için başvurduğu bir şey. Mesela birçok tercümede, birçok mealde yine İbrahim Aleyhisselam'la ilgili yanlış anlaşılmaya neden olacak şeyler var. Örneğin şu anda Enfal midir? Sure hatırlamıyorum. Enam mıdır? Konuşu, yani dinleyenler hatırlayacaklar, efendim İbrahim yıldızlara baktı ya da yıldıza baktı, Rabbim bu dedi. İbrahim aya baktı, sonra kaydığını gördü, ben kayanları sevmem dedi. Sonra aya baktı, benim Rabbim bu dedi, ondan sonra ben işte kaybolanları sevmem, sonra güneş filan. Mesele böyle değil efendim. İçinde yaşadığı toplum, yani eğer böyleyse, bu tercümeler doğruysa ki yanlış bence, İbrahim Aleyhisselam şirke girmiş, az bir süre de olsa yıldıza, aya, güneşe tapmış demek anlamına gelir ki hiçbir peygamber müşrik olmadı, şirke tapmadı. Belki ne yapacağını bilmiyordu ama hanifti. Yani Allah'ın ortağı olmadığını bilen insanlardan seçilir peygamberler, müşriklerden değil. Şimdi, peki nedir amacı? İçinde yaşadığı toplum, ayın ilah olduğuna, yıldızların Rab olduğuna, güneşin Rab olduğuna inanan bir toplum. Diyelim ki gece oturuyoruz böyle bir toplumun içerisinde, ben İbrahim'im, sizler de kavmimsiniz. Yani böyle düşünelim, haşa kimseye benzetmek istediğimden değil. Bakıyoruz göğe, o toplum ki yıldızları Rab biliyor. Kayıp gitmiş bir yıldız, İbrahim diyor ki, benim Rabbim bu. Ha? Yani bu mu? Buymuş, böyle Rab mı? Kayıp gidiyor. Yani kendine sahip olduğu andan bize nasıl sahip çıkar? Hiç düşünmüyor musun? Ayı görüyor, ay benim Rabbim bu ha. Yani İbrahim Elhan'ı, Allah mağfiret etsin, böyle tercüme ediyor. Benim Rabbim bu imiş. Talat Koç yiyip benim Rabbim bu ha diyor. Ama o, bu ikisinin dışında hemen hemen bütün haller senin Rabbim bu diyor. Aslında benim Rabbim bu deyince hakikaten düz bir cümle olarak, şimdi konuşma diliyle yazı dili birbirinden fark eder. Konuşma dilinde vurgulama anlam değiştirirken yazı dilinde, yani yazılı şeyde bakıyorsunuz o size jesti yok, mimiği yok, bir şey yok, ses tonu yok. Bir tek, evet, ses tonu yok, vurgulama yok, fazla bir şey anlatmıyor. Mesela desek ki ne yapıyor desem ben, normal bir soru cümlesi değil mi? Ne yapıyor? İşte kameranın başında bizi çekiyor. Ne yapıyor? Ya bakın, ne yapıyor desem, yapmaması gereken işi yapıyor. Şunu yaptığına bak, anlamadım. Halbuki aynı iki kelimeyle ifade ediyorum. Ama şu böyle yapmam, ikinci ne yapıyor da, şöyle yapmam, kağıtta görünmüyor. Görüp de bilsin de, sanabiliyor ki insan kağıtta, ya ne yaptığını soruyor. Yani çok önemli bir şey değil mi? Çok farklar doğuruyor. Tabii çok farklar doğuruyor. Yani bakıyorsunuz İbrahim diyor ki, benim Rabbim bu ha. Yani bu. Yani böyle Rabbim diyor. Hiç düşünmüyor musunuz? Anlamına vurgulanıyor. Söylenmeyen bir laf. Tabii. Evet.
Peki efendim. Yani benim hocam buyum. Ya 5 yaşında bir çocuğu diyelim ki işte filanın hocasıdır. Benim hocam bu diyorum ben. Alarmı biliyorsunuz ya. 5 yaşında da hocam olur diyorsunuz değil mi? Halbuki işte okuduğu zaman bu. Yani benim hocam bu dedi diye nakledeceksiniz yani kitaplara geçeceksiniz. Bu nasıl yanlışsa o da öyle yanlışlamış. Sayın Özkan, şimdi efendim Anıtkabir'deki işe gelince yani mesele hakkı tebliğ etmektir. Ama Anıtkabir'de, ama anıt olmayan kabirde, ama kabir olmayan yerde, ama yani her yer. Yani hakkı insanların anlayacağı şekilde elbette yani kimi kimselerden hakkı kıskanamaz, esirgeyemezsiniz. Çünkü hak sizin hakkınız değil. Mal sizin olsa sana veriyorum, sana vermiyorum diyebilirsin ama mal Allah'ın, din Allah'ın. Allah'ın dinini kimden kıskanmaya hakkınız var? Verdiyse böyle bir hak ki kimseye vermemiş, o zaman bizim onu kimseden saklamak gereğimiz yok. Mutlak surette bildirilmeli en güzel şekilde ve yani özüne değinilmek suretiyle, aslı bildirilmek suretiyle değinilmeli. Tabii bildiren insana deli demişler, akıllı demişler, yok bilmem ne demişler derler. Biz Cumhuriyet, laik demokratik Cumhuriyet Türkiye'sinde daha resmi tavır olarak neler gördük, neler okuduk, neler duyduk. Ben Arapça ezan okudu diye arkasından jandarmaların koştuğu bir zavallı müezzini amcamların ahırında hatıla yatırıp üstünü salanla örttüğümü jandarmaları daha çocuk yaşta, 8 yaşındayım. Başka sokaklarda buraya kaçtı, şuraya kaçtı diye onları oyaladığımızı, gecelerin yarısında elektrik yok filan yok bundan 50 senedir, 9 sene evvel başka uzak köylere gönderdiğimizi biliyorum. Bunlar ben yaşadım yani, benim yaşım da öyle fazla değil, topu da 57 yani. Başka bir örnek vereyim. Mesela bir psikiyatrist, bir akıl doktoru, okul yazar, tahsilli ama dindar bir kişiye şöyle bir rapor vererek Bakırköy Akıl Hastanesi'ne yatırtıyor. Günde 5 vakit gereksiz yere elini, yüzünü, ayaklarını ve kollarını yıkadığı ve 40 kere de gereksiz yere eğilip kalktığı müşahede edildiğinden akli tedavisi için gözaltında bulundurulmak üzere Bakırköy'e sevkine. Evet, İsmet Paşa'nın Türkiye'sinde verilen bir rapordur. Niçin ölüyor? Ya bu dümdüz abdest alma namaz kılma işte. Tabii abdest namaz demiyor da füruatını, füruatıyla anlatıyor. Yani İslam'ın Stalinist metotlarla, zorla, yani firavni metotlarla ezilmek, kazınmak, yok edilmek, çıkarılmak istendiği yılları yaşamış. Yani Sayın Özkan, siz öyle dediniz, ben aklıma geldi bu haberlerde. Bu kişi, yani bu Mahmut Kaçar isimli kardeşimiz, bu Müslüman kardeşimiz, bu tebliğ yaparken, yaptıktan sonra televizyonda bu haberi bir meczup diye lanse ediyor. Yani bu kişiyi Allah'ın dinini anlatan, Kur'an-ı Kerim'i Süleyman Demirel'e, Sayın Süleyman Demirel'e gösteren bir insana deli diyorlar. Halbuki peygamber de o zamanın cumhurbaşkanlarına... O zaman şöyle söyleyeyim efendim, mesela benim bir yakınım var. O bir yerde görevli, resmi görevli. Ama hayatında suistimal nedir? Yani çalmak, çetmek, rüşvet filan hiç tanımamış birisi, emekliliği de gelmiş geçiyor. Onu herkesin söylediği, söylemekte ittifak ettiği, ya sen bu kadar paralı bir işin başındasın. Yalnız bir evin var, onu da işte anayiteriyle aldın, yani sen enayisin, sen delisin deyip durduklarını biliyorum. Daha bir sürü insanı, ben de duyuyorum. Sen delisin ya, bu yaşa gelmişsin hala evin yok, yazanın kira, evin kira, bir şeyin yok, tarlan yok, takken yok, delisin sen. Niye herkesin cebini doldurduğu günde sen doldurmuyorsun? Deli olmazsın deyip duruyorlar. Şimdi bu tür şeyler delilikse, aha ben deliyim, o adam da deli. Böyle deliliğin başının üstünde yeri. Evet, ama tabii evet, ki. Teşekkür ederim. Evet. Onun için ona deli diyenler düşünsünler. Sonuçta kim deli, kim akıllı görünecek günün biri gelecek. Evet. Öyle ya, devleti kazıklayanlar, trilyonları boğazından geçirenler, fakirin, fukaranın hukukunu deli değil, o büyük adamlar. Onlar gibi yapmayanların deli olduğu bir ülke bu, Cumhuriyet Türkiye'si. Kur'anlar utansın, yaşatanlar utansın.